Müslümanların tarihiyle ilgili veya İslam tarihiyle ilgili yorumumuzu özetleyecek olur isek, başlangıçta Müslüman olanların sayısının az olması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ivazsız, garazsız, tavizsiz, Allah'tan kendine gelen vahyi insanlara eğip bükmeden, insanların levminden çekinmeden anlatması ve onların içlerine işlemesine, benimsemelerine vesile olmasının sonucu sağlıklı bir toplum, İslam toplumu, vahiy üzerinde bir toplum oluşmuş. Fakat bu oluşum zaman içerisinde Ebu Bekir ve Ömer'in günlerinde belki aynı sağlıklılıkla sürmüş, devam etmiş. Lakin daha sonra hasaten Osman bin Affan'ın hilafeti zamanında onun dirayetli yönetici olmamasının sonucu kalbindekileri değiştirmemiş, nefsindekileri değiştirmemiş insanların bozmasıyla büyük bir şeye, zaaf, güç kaybına sebep olmuş, zaafa duçar olmuş ve daha sonraki gelişmeler Beni Umeyye ve Beni Abbas zamanında bir taraftan İslam yayılmaya çalışılırken tanışılan yabancı kültür mensuplarının İslam'a büyük bir sürat ve büyük bir çoğunlukla, yoğunlukla girmiş olmaları, onların getirdikleri kültürlerin İslam içerisine karışması, Müslümanların kafalarında daha çok tedavül eden kültürler, kavramlar haline gelmesi sonucu tevhid esası ihmal edilir hale gelmiş. Hasaten Beni Umeyye'nin siyasi iktidarı eline geçirmesinden itibaren Beni Abbas'ın son zamanlarına kadar geçen neredeyse 100 veya 400 metre yıl süresince birçok bozukluk kaç nesil boyunca sürmüş. Daha sonra Müslüman olan toplumlarda da aynı bozukluk hak din adına dinin kendisi gibi kabullenilmek suretiyle günümüze kadar, yani 1400 sene boyunca Endonezya'sından Fas'ına kadar, Filipinlerinden Nijerya'sına kadar yayılmış ve öylesine uzun sürede tedavül etmiş, yaşanılır halde tutulmuş ki bugün tanınmaz hale gelmiş birçok açıdan. Büyük bir süratle İslam'a girmelerin, eğitime muhtaç oldukları, İslam'a girenlerin eğitime muhtaç oldukları bir vakıa olmasına rağmen, bu eğitim de gereği gibi yapılamamış, ortada tedavül eden her görüş sahibinin kendi tarafına çekerek yaptığı rivayetlerden de yararlanmak suretiyle, Kur'an kültürü başlangıçta tek başına ortalığa hakim iken, daha sonra Resulullah adına söylenen kimi yalanlar ve kimi yanlışlar, yani yalnız yalanlar değil, yanlışların da o Kur'an kültürünü örtecek şeye, kalınlığa kavuştuğunu tarih içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla orijinal İslam, yani Kur'an İslam'ı zaman içerisinde rivayet kültürüyle, tefekkuh kültürüyle, mezhep kültürüyle ve yabancı kültürlerden taşınılan yabancı kavramlarla, yabancı kültürlerle örtülmüş, bugün adeta kazı ile onu ortaya çıkarmak zorunda kalınacak ya da böyle ifade edilecek durumlara düşülmüş. Kısaca özetlersek, İslam tarihiyle ilgili yorumumuz, yani neden o gün öyleydi, neden bugün bu haldeyiz, bunun açıklamasında insanların eğitiminin hiç peşi bırakılmaması gereken bir iş olduğunu açıkça belirtmekte, üstüne vura vura söylemekte zaruret görüyoruz. Birinci sırada da devleti varsa Müslümanların, devletinin olduğu günde devlet birinci olarak bu işlere ilgi duymalı. Birinci derecede devlet alakadar olmalıyken, devlet bu işi ikinci plana ittiği andan itibaren karşılığında ortalığın kaosa dönmesi, kültürler karışımına dönüşmesi ve insanların kendi kuruntularının giderek getirdikleri kültürlerden taşıdıkları yabancı kavramlarla kendi kültürlerinin ve hevalarının, kuruntularının din haline dönüşmesi şeklinde bir manzara ile karşı karşıya geliyoruz, kalıyoruz. Buna meydan vermemek için insanların eğitiminin, tevhidi eğitiminin, tevhidi iyi anlamaları, hayatlarına geçirmeleri ve hem söyleyerek hem yaşayarak başkalarına aktarmalarına çok büyük özen göstermeleri gerçeğiyle karşı karşıya geliyor ve kılıyoruz. Şimdi efendim, bizim buyurduğunuz gibi olumlu yanlardan bahsetmememiz, olumlu şeyleri görme istememe temayülümüzden kaynaklanmıyor. Hep bahsettiğimiz şeylerin olumsuzluklar gibi görünmesi ya da olumsuzluklardan bahsetme durumunda kalmamızın ana nedeni,
günümüzü olumsuz bulmamızdan, günümüze olumsuz şeylerle gelinmesinden ve tarih boyunca olumluluklara rağmen olumsuzlukların geçmiş geride bıraktığımız zamana damgasını basmasından kaynaklanıyor. Yoksa bu süreç içerisinde iyi düşünenler, doğru düşünenler, tafsilatıyla anlatmaya çalışırsak bir sürü konularda gerçekten bugün düşünülmesi gerektiğini bizim uygun gördüğümüz şekilde düşünen insanların da gelip geçtiğini, yaşadıklarını görüyoruz tarih içerisinde. Örneğin Havaric'in bugün el an Hadramaut civarında yaşayan mensupları veya devamı sayılabilecek Abdullah bin İbad'ın mezhebinden olan İbadiler var. Bunların siyasetle, riyasetle, imametle ilgili çok sahih, çok güzel görüşleri var. Yani bu konuda diyorlar, bizim de görüşümüz öyle doğrusu. Allah-u Teala hiç kimseyi peygambere vasi yapmadı. Öyle ki ancak onun getirdiğine tabi olan, ehil olan insan müstesna. Yani o insan filanın soyundan olmuş, falan kabileden olmuş, ırktan olmuş, bu kültürden olmuş, şuradan gelmiş, daha sonra İslam'a girmiş, daha önceden beri Müslümanmış gibi şeyler kesinlikle itibar edilmemesi gereken şeyler. Zira Kur'an'a aykırıdır. Kur'an ölçü olarak insanlar arasındaki Allah'a yakınlığın ve insanların başına müstahak olmanın da, başına geçmesine müstahak olmanın da ölçüsü olarak liyakatı, takvayı bildirmiş. Bu ölçülere aykırı bir şeyi kabul etmek mümkün değil diye gerek Beni Umeyye'nin saltanatına, gerek Ali ve evladının işte hak bizim iddialarına karşı durmuş, çıkmış, kendilerine göre de mücadele vermişler. El anda yaşıyor bunlar. Tarih boyunca sürüp gelmişler. Dün çıkmış değiller. Ta başından beri varlar. Böyle elbette Mutezile'nin ortadaki, yani ortalığa hakim olan Cebriye, Kaderiye anlayışı karşısında ki tavırlarında birçok övgüye değecek, beğenilecek şeyler olmakla birlikte bir takım aşırılıkları, bir takım aymazlıkları, bir takım çıkmazlara girdiklerini de görüyoruz. Tabii insanları elbette değerlendirirken olumlu ve olumsuzluklarıyla değerlendirmek durumundayız. Biz bunları bilmediğimiz ya da görmezlikten geldiğimiz için bahsetmedik. Konuyu ihtisaren, yani özetle anlatma endişesinden kaynaklandı bu. İkincisi de sonuç olarak, yani o tür gayret gösterenler var ise de damgasını toplumlara basamadıkları için tarih içerisinde izleri, sesleri kaybolmuş, gitmiş ve sonuç olarak ortaya bıraktıkları mirasçılar işte bağnaz, kemikleşmiş, mesela kendi kavim ve kabileleriyle ilgili endişe taşıyor mu idiler, taşıyor idiyseler de sorumlulukları elbette kendilerine ait olacak. Yani kim ne yapıyorsa Allah onu ondan soracak. Fakat mesela Ali ve evladının örneğin Beni Ümeyye'ye ve Beni Abbas'a nispetle daha çok Kur'ani olduklarını söylemek, salt değilse bile daha çok olduklarını söylemek için söylemeye engel hiçbir şey görmüyorum şahsen. Ama sonuçta ne olmuş? Bıraktıkları mirasçılar işte bağnaz Alici, Hüseyinci, bilmem neci olmuş. Karşı taraf işte bağnaz Ehl-i Sünnetçi, fakihlerini peygamberinden de Allah'ın kitabından da önde tutanlar bırakmışlar. Yani günümüzde karşılaştığımız sonuç bu. Uğraşan, didişen hiçbir zaman eksik olmamış ama sonuçta bu durum, bizim karşılaştığımız durum daha dün icat olmuş. Ya da laik demokratik küfür Türkiye Cumhuriyeti'nin ürünü değil. Osmanlı'dan beri bu tevarüz ediliyor. Tarihe dönüp bakabiliyoruz. Yani 70 yıl öncesini göremeyecek kadar ortalık sis içinde değil. O devri yaşamış. O devirde makam mevki sahibi olmuş insanlarla. Ben şahsen yaşım fazla olmamasına rağmen tanıştım, görüştüm, konuştum. Ümidi kesilmiş bir ümmetle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Örneğin 1960'ta Ankara'da, Allah mağfiret etsin, Ömer Nasuhi Bilmen o yılların Türkiye'sinde Bakiyet-i Suyuf, yani kılıç artığı eskilerin deyimiyle durumunda olan Ömer Nasuhi Bilmen Diyanet İşleri Başkanı'ydı. İşte konuşuyorduk, ediyorduk, genciz daha, ben de 23 yaşındayım filan, 20 yaşındayım. İşte hoca, işte ve men lem yahkumu bime enzelallahu fe ulâkehumul kafirun zalimin fasıkun. Bütün şeriatçılık böyle başlıyor ya bu üç ayetten. Hızlı, keskin filan anlat. Aramızda bir sürü yaş farkı var. Adam yaşını yaşamış, dişini dişemiş hesabı, 82 yaşında. Dinler öyle koltuğunda. Sen nerede okuyorsun bakayım oğlum? İşte hukukta okuyorum, ne olacak? Bak çok da iyi konuşuyorsun, senden iyi avukat olur, iyi hakim olur filan diye bana hiç benim söylediklerim demek ki üstünden geçmiş gitmiş yani. Ya hoca olur mu, ben sana Allah'ın hükümleriyle hükmedilecek bir devlet kuralım, onun için çalışalım bilmem ne filan, bak tefsir sahibisin, yok ıstılahat-ı fıkhiye kamusunun bilmem nesisin falansın, bir yani
Onları yazmış ya, hiç yazan o değilmiş gibi hayatından bezmiş, bıkmış, bitmiş, ümidi, istikbale yönelik en ufak bir ümidi sanki kalmamış gibi. Binalar çoğalıyor, zinalar çoğalıyor diye. Sana ne çoğalıyorsa sen yapma. O kadar kuyruğu kurtarırsın. Fakat böyle yani, ümmetin o günlerde en alimi bilinen, deve yükü kitap bırakmış adamı böyleydi. Yani ümmetin üzerinde bir ölü toprağı serpili. Öyle derler ya deyim olarak. Yani herkes ölmüş sanki. Bir kıran gelmiş, bir mikrop uzaydan bilmem var ya o kurgu filmlerde onun gibi ölmüş. Alimi ölü, cahili ölü, yani her bir kesi ölü. Allah ölü bir toplumdan gerçekten, bakın şuradakilerin hiçbirisi o yaşta insanlar değil ve o günlerin insanları değil. Hepsi şu laik demokratik ortamın ürettiği, türettiği ya da işte onlar mekteplerinde okumuş insanlarız. Örneğin bu toplumda yaşıyoruz işte bozuk diline. Buna rağmen bal gibi de dirilik alametleri elimizde, kolumuzda, kafamızda, gözümüzde görülüyor. Yani bu hiçbir bir tek Allah'ın kulu yok iken bu hallere gelindi. Allah'a çok şükür, demek ki yapılırsa oluyor. Yani bu toprakta da işte efendim dikilirse olur mu? Dikersin, denersin. Burada olmaz da bilmem Antakya'da olur. Antakya'da olmaz da Antep'te olur. Oluyor bir yerlerde yani. Denemeden de öğrenilmiyor. Yani bakacaksın zaten Allah dinini filan toprakta yeşerir, falan toprakta sararır. Bir din gönderir mi eğer bütün kullarına gönderiyorsa? O zaman iklime göre din göndersin. Yani araziye göre, yağış miktarına falan göre göndersin demek gerekir ki abes olurdu. Her yerde yani neredeki insan var, insanın fıtratına uygun bir dindir. Fıtri olarak kabulü kolay bir dindir. Hazmi anlaşılması kolay bir dindir. Benimsenebilir ve yaşanabilir, o kadar. Yeter ki sen onu yaşamak iste. Bütün mesele bu. Bu Adana'da da olur, en edepsiz İstanbul'un Beyoğlu'sunda da olur, bilmem nerede de olur. Yani hiç fark etmez. O günlerin de en edepsiz Mekke'sinden çıkmamış mı peygamber? Ey Müslümanlar da genellikle Mekkeliler yani. Kendini verdikten sonra bir insanın yaşadığı ortam, kültürü, geçmişi, ötesi, berisi hiçbir şey ifade etmiyor. Yani isterse tertemiz hale getirebiliyor kendisini. Salt İslam böyle %100. Mesele tabii tarih içerisinde birçok ekollerden, öteden, beriden burada bahsetmenin ne zamanı ne imkanı bulunmadığı için tafsilata girmek istemiyoruz. Bir sürü itikadi, siyasi, fıkhi mezhepler, görüşler türemiş, çıkmış. Bunların hepsi kamilen, külliyen filan mezhep tam isabet edemediyse bile insandır. Allah için gayret etmişler. Bu gayretlerinin sonucu isabet ettikleri olmuş. İsabet edemedikleri olmuş. Nitekim peygamberden sonra kimseye vahiy gelmediğine ya da gelmeyeceğine göre onların yanlışlarını düzeltecek bir şey de yok. İnsandır. Düşünüyor, taşınıyor. Azam bir gayreti sarf etmek suretiyle ortaya doğruluğuna kail olur. Daha isabet eder. Meselenin tabiatına daha muntabık, intibak eder gördüğü bir hüküm çıkarıyor. Ne yapabilir? Daha doğrusuna rastlayana kadar onunla amel edecektir. Başka da yolu yoktur bu işin. Biz de zaten aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yoksa çalışıp çabalayıp bize vahiy gelsinin peşinde değiliz. Gelmeyecek. Çünkü çalışarak vahiy alamıyor insanlar. Allah dileyince gönderiyor. En son dileyip gönderdiği kişi de gelip geçeli 1400 küsur sene olmuş. Elbette olumluluklar var. Yani bu olumsuzluklardan bahsetmemizdeki sebep ümitleri kırmak, umutları azaltmak değil. Olamaz da. Çünkü ümitsiz bir insan, insan olarak bile yaşaması güçken İslam olarak yaşaması tümden imkansız. Ama olumsuzluklardan bahsetmemizin sebebi, şimdi örneğin bir eve giriyorsunuz. Ya çok güzelmiş, tavanı şöyle renkliymiş filan, işte ahşap işlemeci, bunlar değil. Şu anda biz burada 3 gün kalacağız. Ne yapacağız? Burada olumsuzluklar, diyelim ki tozlu, öteber işte. Olumsuzluktan başlayacağız. Çünkü olumsuzlukları yok ederek ancak orayla intibakınız, kaynaşmanız, hemhal olmanız kolaylaşıyor. Bizim önümüzde de bugün yaşarken de görüyoruz en büyük engel, geleneksel olarak bugüne intikal etmiş asırların birikimi, teressübatı olan bir takım yanlışlıklar önümüzde kale duvarı gibi duruyor. Sırıkla bile atlayamayacak kadar yükselmiş kim yerde. Vay, büyüklere ağız açılır mı? Yok, onlar bilmiyor da sen mi biliyorsun? Onun şu kadar sakalı var, senin neyin var? Allah Allah. Yani çarşıya çıkıp bir sakal da senin arasına geliyor. Ya bu kadar basit ama öyle de engel oluşturuyor ki yiğit isen aş. Yani delip geçeceğiz diye canımız çıkıyor ya. Yaşamıyor muyuz bu işleri? Hepiniz yaşıyorsunuz bulunduğunuz yerlerde. Olumsuzlukları öne almamızın sebebi, iyiler zaten bizim hazır malımız. Yani onlar zaten doğrular, eskimiyor da. Küflenmiyor, paslanmıyor filan. Olsa olsa işte toprağın altında filan kalıyor. Deşeledin mi gene pırlanta paslanır mı? Elmas paslanır mı? Onun gibi. Onlar zaten bizim ve onların peşindeyiz. Onların da zaten kaynağı elimizdeki Kur'an-ı Kerim. Bu bakımdan fazla sorunumuz yok. Ama asıl sorun
müktesep kültürümüzle, kazandıklarımızla ona bakmaktan kendimizi gücümüzün yettiğince alıkoymaya çalışarak bakmak. Yani soyutlanarak bakmak, peşin fikirle bakma tehlikesini asgariye indirerek bakmak. Eğer daha evvel bizde şu veya bu yolla, iyi veya kötü teşekkül etmiş kanaatlar açısından baktığımızda onları görüyoruz. Yani baktığımız şeyi değil, kafamızdakileri görüyoruz. İşte kafamızdakileri görmek değil, yani o bize neyse kendini gösteriyor, onu görmeliyiz ki gerçeği görebilelim. Örneğin hani İran'a giden insanlar gibi, mesela ben gittim geldim şöyle, yok aslında o gitmeden burada, yani iyi düşünen, seven birisi için başlayalım, burada bir peşin kanaatı var. Yani İran'da işte Asr-ı Saadet Devleti kuruldu. Oraya gitse ne görse bu peşin fikirle baktığı için, tövbe efendim, İran'da hiç kimsenin gözünün üstünde ne kaşı var ne kaşında bir fazla kılı var yani. Böyle geliyor. Orada öyle gördüm. Yok. Sen daha oraya gitmeden burada öyleydin. Tam tersini ne örnek verirsek, filancı veya falancı, burada peşin fikri var. Onlar zaten rafız mı? Sapık ya. Yani, ama bir de gidip göreceğim neyse. Ben. Gidiyor. Nereye baksa sapıklık görüyor. Yani kıldığı namazı da sapıklık. Geliyor ya, tam düşündüğüm gibiymiş diyor. Tabii sen burada kendini kurdun gittin. Yani bir eşyayı, bir şeyi, bir olayı gerçeğine uygun olarak anlayabilmenin yolu, o olayla ilgili peşin fikirden ve o fikrin peşin kanaatların etkisinden kendinizi kabil olduğunca, yapabildiğinizce, meşveretle filan dahil soyutlayıp boş bakacaksınız tabiri caizse. Ve olay ekranınıza nasıl düşüyor, fotoğraf kartınıza nasıl düşüyorsa onun fotoğrafını çekeceksin. Yani bunu sonradan ufak tefek makyaj bilmem ne yapılabilir ama orijinal bir kere düşmeli yani karta. Yok, orijinal daha olayı görmeden kafasında fotoğraf çekiyor. Olaya bakarken de o fotoğrafa bakıyor sanki. Böyle olunca gerçeğini anlamak, doğruyu görmek, kavramak mümkün olmaktan çıkıyor. Bunlara değinmek için, yoksa hiç olumluluk yok değil. Olmaz olur mu? Yani Allah'ın meşhur bir söz var. Hani iyi kulları yeryüzünden eksik olmaz. Yani doğru düşünenleri filan ama... Mesela Osmanlı döneminde de bir kadızadeler diye bir hareketten bahsedilir örneğin. Bunlar 4 tane çok meşhur fakih ve kadılık yapıyorlar böyle büyük vilayetlerde. Kadı Burhanettin, kadı bilmem ne filan, 4 kardeş. Ama hepsi de böyle birbirinden şahan adamlar yani, öyle akıllı başlı basiretli. Mesela tasavvufa küfür diyor bunlar ve tasavvufi kavram ve inançlarla karşılığında çıkanları mürtet ilan ediyorlar. Mahkemede o hükmü veren hakimler yani. Ama işte gelmiş geçmiş bir yaz yağmuru gibi toplumda neredeyse hiçbir izi, hiçbir eseri, bir devamı şeyi kalmamış. Yani bir ara burada hani göçebe kavimler gibi gelmiş, geçerken kalmış. Hani şu cingenler geliyor, 3 gün çadır kuruyor, ondan sonra geçip gidiyor. Yani olsa olsa orada bir yaktıkları ateşin külü kalıyor. Çaktıkları çadır kazığının izi kalıyor, o da 4 gün sonra kayboluyor, o kadar. Böyle olunca toplum o güzellikten istifade edemiyor. Yani... Süren bir şey, yani diyelim ki narenciye gelir getiren, insanların elini genişleten bir şeyse, bir mevsim işte 9-10 yılıyla 9-30 yılı arasında ekilmiş, biçilmiyor, ondan sonra kurumuş gitmiyor. İnsanlar ondan mahrum olmuş olmamalı. Hep gelir getirmeye devam etmeli. Giderek geliştirilmeli, daha çok gelir getirsin, daha çok gıda olarak kullanırsın, daha fazla üretirsin, yetişmeyen yerlere de satar gönderirsin. Hem onlar da ondan istifade eder, hem sen daha fazla elin para görür. Amaç bu. Fikri bakımdan, fikirlerden yararlanmak da böyle. Eğer süreklilik arz edecek hale geliyorsa, kimi insanlar mesela Beni Umeyye içerisinde demin söylediğimiz gibi, 2. Ömer adıyla da anılan Ömer İbni Abdülaziz örneğin, gerçekten çok iyi bir insan, çok takvalı bir insan, Allah'tan korkan, yani kitabın kavline uygun bir adam halk deyimiyle söylesek, ama işte 2 sene kalmış, vefat etmiş ve silinmiş, yani yaşamamışa döndürmüşler. O kadar zemheri soğuğu gibi yani aykırı işler yürüyor ki adam onun gibi bir dahası çıkmamış. İşte kaç sene devam etmiş Beni Umeyye, 100 mü 150 mi, o civarda bir o var işte, bir 2 sene bir gün çıkmış İngiltere'de güneşin göründüğü gibi, bir saat görünmüş, ondan sonra bulutların arkasında. Böyle olunca toplum onun varlığını hissedemiyor, ondan nemalanamıyor, ondan yararlanamıyor, onu biz de yaşatalım diyecek kadar bir imrenti, yaygınlaşacak kadar vade olmuyor. Böyle olunca yani arkanızdan gelenleri düşünmek ve iyi bir iş ise yaptığınız, doğru bir iş ise o doğruluğun sürmesini sağlamak, sürekliliği kazandırmak gerekiyor. Sürekli olursa bir şey güzel oluyor. Mesela
Allah da diyor ya, ibadetlerinizin çoğu değil, yani sürekliliği kullukta mustakar, istikrarlı fakat sürekli. Bir gece sabaha kadar namaz yok efendim. Günde 5 vakit, işte 2, 4, 4, 3, 4. Hepsi o kadar. Bunu yapmanı istiyor. Çok aşırı kulluk istemiyor. Aşırılık anil fahşa diye, yani fahşa olarak nitelenen şey, insanı ya bir şeyin başlangıcında uzakta tutuyor, aşırılığı yüzünden yaklaşamıyor, ya da o aşırılıkla girdi mi içinde kalamıyor, öte taraftan hızını kesemeyip çıkıyor. Yani gene bir başka aşırılığa düşüyor. Aşırılık o yüzden tasvip edilmiyor ve İslam da hep orta yol olarak, vasat yol olarak tanımlanıyor. Yani düşünerek, akıllı başlı, istikrarlı, bir daha sor, bir daha sağlamasını yap, kafan ağrımasın. Yani ne diye başını ağrıtıyorsun ki? Tabii bir senin başının ağrıması da kalmıyor. En yakınından başlayarak çevrenin de başını ağrıtıyorsun. Bütün bunlar da giderek toplum başı ağrıyan bir topluma dönüşüyor. Tüm bunları engellemenin yolu senin başını salim tutmandan geçiyor. Benim başımı salim tutmandan geçiyor. Evet. Estağfurullah. Konumuzla ilgili sorusu olan başka bir arkadaş yok ise ben başka bir konuya geçeceğim. Konu çok geniş ve biliyorsunuz yani öyle konuşulmayacak gibi değil, söylenmeyecek, sorulmayacak gibi değil ama genel olarak yapabildiğimiz, becerebildiğimiz kadarıyla bir şeyler anlatmaya bir neden bu hale geldik? Yani bir işte sihirbazın değneği dokundu da bu hale geldik değil. Çünkü o gibi şeyler sünnetullah dışı şeyler. Sünnetullah dışı şeyler de sünnetullah'a aykırı ve olan şeyler değil, ancak kuruntu ürünü şeyler. Bu bakımdan insan bu şeyleri göz önünde bulunduğu, şimdi kendisinin de ne yapması, bugün yaşayanların da ne yapması gerektiğiyle ilgili önünde model oluşur. Yani ben ne yapmalıyım? Sonuçta buna geleceğiz. Bütün bunları niçin konuşuyoruz? Eskilerin hikayelerini tekrar etmek için değil. Bu hikayeleri biz de okuyabiliriz. Bu masalları biz de anlatabiliriz. Yani ders alıp da bizden evvel gelip geçenlerin yaptıkları yanlışlıklardan uzak durmak ve onların yaptıkları doğruları daha da geçmeye çalışmak için insanlara Allah geçmişten örnek veriyor. Yoksa Firavun bize pek mi lazım da onu anlatsın yani. Ama Firavun'un yaptığını bir o yapmış da tarihe gömülmüş değil ki. Hala Firavun gibi kendini Allah'ın kullarına, Allah'ı bırakın da beni Rab edinin deyip duran, adı Firavun filan da olmayan, Firavun kelimesini bile duymamış bir sürü insanla dolu yeriyiz. Bundan geri kalalım için, evet. Abi bu konuda malzemenizi sağlam hazırlamazsanız o malzemenin oluşturacağı binayı, inşaatı sağlam beklemeniz abes olur. Yani pişmemiş tuğlayla inşaat yaparsan, efendim, üç yağmurda eriyen kiremidi çatısına döşersen, ayva yersen, dört gün geçmeden oraya akar, burak kokar derken içinde oturulmaz hale gelir. Halbuki hiçbir ev üç günde, beş günde o hale gelsin diye yapılmaz. Tabii bir toplumsal yapı peşinde koşmak da buna benziyor. Yani tabiatta birçok şey birbirine benziyor. O bakımdan Hüseyin Bey'in üstünde durduğu şey gerçekten çok önemli. Yani insanlar kendileri de arzulu olmalı, istekli olmalı. Ne kadar kaliteli öğretmeniniz varsa o kadar istikbale, ümitle bakma imkanınız var, şansınız fazla demektir. İyice bir işi öğrenmemiş bir adamı, tabii bir insanın olgunlaşmasının, şeyi öğrenmesinin de bir hududu, bir tavanı da yok. Yani o tavanı son nefes belirliyor adeta. Yani işte ölene kadar öğreneceksin var ya, ondan 5 sene öncesine kadar filan değil. Zaten o vakti bilmiyorsun ki 5 sene öncesini bilesin. Bu hep öğrenmeyi sürdüreceğiz. Fakat belli bir düzeye geldikten sonra o düzeye gelen kimsede biriken şeylerin zerresinin bile kendisinde bulunmadığı, milyonlarca insanın yaşadığı bir toplumdayız. Öyleyse bir uçtan, belli bir düzeye gelen insan bir uçtan kendisinde bulunanlardan habersiz olanlara onları vermeye çalışırken, öbür taraftan onlarla konuşurken veya bu işle uğraşıp dururken kendinde var olan eksiklikleri fark edip onları itmam etmeye, onları tamamlamaya çalışarak, yani bu şekilde bir süreç takip etmek zorunlu. Zaten eğitimciler iyi bilirler, çok sloganlaşmış bir takım sözler de var. En iyi öğrenme öğretirken öğrenmedir. Çünkü öğretirken muhatabınızı ne kadar ikna edebiliyor iseniz, onun sorularını, onun zihnindeki boşlukları ne kadar doldurabiliyorsanız, o nispette o konuya hakimsiniz demektir. Ya da hakim olduğunuz nispette dolduruyorsunuz demektir. Bir insan mücerret olarak dinlediği veya okuduğu bir şeyi, ben tamam bunu 10 numaralık öğrendim, yani bir öğrenci gibi diyelim,
diyebilir, öyle sanabilir. Hepimiz öğrencilik yaptık, öyle de sandık. Ben işte filan bilmem idare okulundan 10 alırım filan. Girip çıkıyorsun imtihana, ne alırsan o kadarlık öğrenmişsin demek. Sen 10 numaralık öğrendiğini sanıyorsun ama kağıdına verilen nota baktığında, hani hocanın şey yapması, kastımasının dışında normal olarak söylüyorum, 6 aldıysan demek ki 10 numara sanıyordun, yani o kadarlık bildiğini sanıyordun ama aslında bildiğin 6 numara. De hocam hocam, hani kimisi itiraz eder filan, hoca gel der sana yanlışlarını sor, şu ay şunu yazacaktım hocam filan. Tabii ya, sanıyordun sen yani. Ayımayı yok yani, iyi biliyorsan onluk yazardın demek ki. Onu sanıyorsun fakat gerçekte bildiğin şu kadar. Bir insan bilmediği şeyi öğretemez ve bildiğini de bildiği kadarıyla öğretebilir. Bu öğretme sürecini sürdürürse, öğrenme sürecini de sürdürüyor demektir. Dikkatli davranırsa. Çünkü sonuçta öğretirken öğrenir derken kastımız, insan öğretirken karşı tarafın söyledikleri, tanımaması, anlamaması, az anlaması, çok anlaması, sorduğu sualler, getirdiği itirazlar, karşı fikir görüş olarak karşınıza çıkardığı şeyleriyle sizi o konuda yokluyor, test ediyor demek anlamına da geliyor diye. Bakalım ne kadarını biliyorsun. Onun karşına çıkardığı şeyleri ne nispette doyurucu, tatmin edici cevaplar veriyorsan demek ki o konularda iyisin sayılır. Ama kendini zayıf hissettiğin hususlar da çıkıyor karşına. Anlıyorsun ki o zaman demek ki ben işin şurasında bu konunun biraz daha şöyle katmam lazım, üstüne ilave etmem lazım. Bunlar işin içinde öğrenilir diye gene çok genel anlamlı fakat aynı konuyu da içine alan tabir, iş hakikaten işin içinde öğreniliyor. Öyle tabii yani. Bir de yani benim kazmam sağlamdır, işte her türlü taşı kırar. Bu mücerret bir laf. Alev oradaysa arşın burada. Senin kazman oradaysa ha taş burada. Buyur. Vur bakalım. Taş mı kırılıyor, senin kazma mı kırılıyor? Eğer taş kırılıyorsa dediğin doğruluğuna inancımız artacak, güvencimiz. O kazmayı nereden aldın? Biz de adres soracağız. Yok. Vurur vurmaz senin kazma kırılıyor da taşa hiçbir şey olmuyorsa hiç kimse kazmanın adresini sormaz yani, nereden aldın diye. Bunu başka türlü de ölçemezsiniz. Yani işte balyozla taş kırılır yahut bilmem. Taşa vuruyorsun, balyoz gittikçe eriyorsa o zaman bunun adı balyoz değil. Yani senin balyoz zannettiğin ya da balyoz rengine boyanmış başka bir şey. Fikirlerin de öyle. Sana çok güçlü gelebilir. Ben bu işe çok hakimim, çok iyi biliyorum filan ama ben çok iyi güreşçiyim. Elde güreşçi dolu. Tutuşacağın yani, bakalım ne kadar iyi güreşçi değil mi? Güreşerek ortaya çıkar. Güreşmeden iyi güreşçi olur mu? Fikirlerle de, fikirlerinizle de güreşeceksiniz. Fikirlerinizi başkalarının fikirleriyle, düşüncelerinizi başkalarının düşünceleriyle güreştirdikçe ne kadar ve hangi noktalarında daha güçlü, hangilerinde daha zayıf, nereleri daha gelişmemiş, bunlar çıkıyor ortaya. Çıktıkça da alıcı düşünen bir kafa taşıyorsanız zaafınızı giderek azaltmaya, o zayıf yerlere kaynak yapmaya, işte destek vermeye, oraları pekiştirmeye çalışıyorsunuz ki giderek siz daha da gelişmiş olasınız. Yoksa ben olgunlaşayım da öyle anlatayım. Yok, bunun olgunlaşmanın bir yaşı yok, ötesi yok, böylece kim olgun? Herkes kendine göre olgun. Buyur. Zaten ben olgun değilim diyen de laf olsun diye söylüyor. Yoksa kendini herkes olgun görüyor ama esahtan olgun mu? Olayların içine soktuğunuz zaman çıkıyor meydana. Evet. İnsan yetişmesi çok önemli bir konu. Gerçekten yetişme ne demek? Nasıl yetişilir? Nasıl rahat düşünülür? Nasıl doğru düşünülür? Bu konular hayati önemi haiz konular. Bizim üzerinde durmamızın istenildiği konulardan bir diğeri de rasyonalizm. Fazla uzun durmayacağız. Rasyonellik ya da rasyonalizm, akılcılık demek, hepinizin bildiği gibi ya da bilmeyenlerin bilmesi gerektiği gibi. Akılcılık ne demek? Biliyorsunuz Türkçe'de akılcılık kelimesi var, artı akıllılık kelimesi de var. Akılsızlık var veya bir sürü türevi var bu işin. Rasyonalizmin Türkçe tam karşılığı akılcılık. Akılcılık ne demek? Özetle, aklı en yüce değer bilme, değerlerin kaynağı olarak da en yüksek kaynak, en seviyeli kaynak bilme, akıl ürünü olan her şeyi bu en değerli kaynaktan çıkması hasabıyla kutsama görüşü, ekolü, fikri, düşünsel ekolün adıdır rasyonalizmin. Gevuristan'da adı, her tarafta da öyle bilinmeli çünkü. Akılcılar bunu böyle tarif etmişler ve öyledir. İslam'la akılcılık arasında
hiç uzaktan yakından bir alaka yoktur. İslam'da akıllılık hakimdir. İslam insanı akıllı kılar, akıllı olan da İslam olabilir zaten. Akıllı olmayanın, aklı olmayanın da mükellefiyeti yoktur, İslam'ın muhatabı da değildir. Akıllılık, gerçek aklın, gerçek fikrin, gerçek üstünlüğün kimde olduğunu bilme yolu iken, akılcılık, aklı, bizatihi aklın kendini beğenmesi ve aklın üstünde bir vatın değer görmemesi anlamına gelir akılcılık. Ama akıllılık, yani aklınızla örtüp tartıp biçiyor, buluyorsunuz, araştırıyor ama aklınızın dışında bir varlığın, örneğin Allah'ın aklı da yaratan bir varlık olarak her şeyi yarattığı gibi tabi olması, sözüne riayet etmesi, sözünü dinlemesi, kutsaması gereken şey olarak Allah'ı bulması halinde Allah'a teslim olmayı düşünmesi akıllılık iken, akılcılık akla tapmayı öneren, aklı kutsamayı öneren ve akıldan başka, akıldan üstün değer görmeme anlamına gelir. Bu anlamıyla akılcılığın bir dirhem İslam'la uzaktan yakından alakası yokken, akıllılık İslam'ın haza kendisidir. Akıllı olmayan İslam olamaz, aklı olmayan İslam'ın muhatabı değildir ve aklettikçe, akılla, akletmekle İslam arasındaki ilişki betonla su arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Hani beton daha sertleşsin ve kendinden beklenen işlevi daha iyi yerine getirsin diye işte dökülmüş kurumuş bir betonu zaman zaman sularlar, kuruturlar, yani o kurumaya bırakırlar. Derken bu suretle duyduğuma göre, yani ben betoncu falan değilim ama o beton daha da şey sağlam, daha çok yük çeker, daha mukavim hale geliyormuş. İşte çimentosu, demiri, ötesi, belirti de yerinde olacak tabii. Akıl da İslam, yani İslam da akılla sulandıkça nasıl? Aklettikçe daha bir güçlü yerleşiyor. Tırnakları daha bir yer tutuyor ve çıkmaz hale geliyor. Aklettikçe tam oturuyor. Hiç boşluk kalmıyor. Zaten akletmek, insandaki şüpheleri gidermek anlamında. Sorular soruyorsunuz. Sorularınızı cevaplandırıcı şeyler arıyorsunuz. O cevaplar eğer doyurucu cevaplarsa, eşyanın tabiatına, insanın fıtratına uygun cevaplarsa, o zaman o konuyla ilgili, bu konuda kafa yorduğunuz konuyla ilgili bir endişeniz, bir şüpheniz, bir şeyiniz kalmıyor. Yani tam emin hale geliyorsunuz ondan. Tam güvenilir. Yani bu konunun doğrusu ancak bu. Diyebiliyorsunuz. Bunu ancak aklederek yapabilirsiniz. Yani akletmeyen şüphelerini cevaplayamaz. Şüphesi olan insan da mümin olamaz. Yani şüpheyle iman bir arada yaşar mı? Emin olamaz. İman etmek, emin olmak demek. Şüphesi olan nasıl emin olacak? Adı üstünde şüpheli yani. Bu iş şüpheli yani, hırsızlık yani, şu şüpheli, bu şüpheli. Şüpheli bakabilirsiniz adı üstünde. Artı hırsız diyemezsin. Ta ki emin olana kadar elinize delil, şahit, öteberil yani bir sürü şey geçecek. Emin olacaksınız, ondan sonra hırsız diyebiliyorsunuz. Evet, akıllılık ve akılcılık birbirine çok karıştırılıyor, özellikle sokaktaki insan tarafından. Hatta çok okur yazar bile böyle karıştırıyor. Buna meydan vermemek lazım. Daha fazla üstünde durma gereği var mı? Bir şey söyleyecek misin? Soru soracağım. Buyur. Bir tartışma var. Vahiy olmasaydı insan aklıyla vahiyin gerçeğine ulaşabilirdi. Bu konuda ne dersiniz? Yani insan aklıyla Allah'a ulaşabilir mi? Veya şeriatın bu konudaki yeri nedir? Çok güzel ve aktüel bir soru. Yani aktüalitesini yitirmemiş bir soru. Çünkü çok uzun zaman böyle şeyler insanlar hep düşüne gelmiş. Efendim, kısaca şöyle cevap vererek girelim konuya. Eğer aklıyla insanlar Allah'ı razı edebilecek haliyle bilebilseydiler ne peygambere ne vahye asla ihtiyaç olmazdı. İnsanlığın başından bugüne kadar hep peygamber geldiğine, hep vahiy gönderildiğine, bu ihtiyacı Allah duyduğuna göre demek ki bu mümkün değildi demek bence kestirip atıcı, yani işi bitirici bir cevap olarak yeterli. Öbür türlü de şöyle diyelim, yani Allah demeyelim de şimdi Allah yok, bir şey yok, bilmem ne yok, bakıyoruz. Yani düşün, şüpheleniyorsun yani, yahu bu kadar şey, ben yaratmadım bunları, ben geldiğimde hazır buldum. Acaba bunlar kendi kendini mi yarattı? O eşyanın tabiatına aykırı tanıdığım kadarıyla, çünkü bir şey aynı anda iki şey birden olmuyor. O zaman bunu bir yapan, eden, çeken, çeviren birisi olmalı. Ya mesela biz şu eve geldik, Allah Allah, işte orada bir şey var, bir büfe var, burada koltuklar var, sandalyeler var, orada bir salıngaç var. Burayı biz yapmadık yani, geldik hazır bulduk. Biz dokunmadık, geldik bu haliyle gördük. Bizden değil o zaman. Şuradaki düzen, şuradaki hal bizden değil. Peki bu ev kendi kendine mi yaptı
bu halini, yani yatağı oraya koydu, koltuğu buraya, yemek masasını şuraya, bilmem kanepeyi buraya, kendi kendine de hiçbir şeyin bir şey yaptığına da şahit olmuş değiliz ki hadi buranın da yapabileceği hakkında şüphelenelim de olabilirliğini düşünelim. Bu da mümkün değil. Öyleyse bir başkası yaptı. Ama görmüyoruz. E görmeyelim. Saniye Hanım'ı hala görmedik. Şimdi görmedik diye görmediğimiz her şey yok mu? Amerika'yı da görmedik ama olduğuna kalıbımızı basarız. Yani gördük mü? Endonezya'yı da görmedim. Ben görmedim şahsen. Ama varlığına inanıyorum. Bir insanın varlığına inanması için inanması gereken şeyin hepsini illa görmesi ya da işitmesi gerekmiyor. Bir şey malumunuz üç yolla biliniyor. Bir, şeyin zatını, kendisini algılamak suretiyle, örneğin şu bardak veya siz şahsınız, sizi görüyorum, tanıyorum, işte şu boylu, işte esmer, şu yaşta gibi falan şöyle birisi. Ha. Şeyin zatı algılanmak suretiyle, şey en geniş anlamda her şeyi kapsayacak şekilde kullanıyoruz. Burada Allah da dahil bu şeyin içinde. Şey varlık anlamına geliyor, nesne. Zatını algılamak suretiyle insanlar biliyorlar, öğreniyorlar. İki, şeyin zatı değil, şeyin bıraktığı iz, ondan bir eserle karşılaşma, o eseri, izi algılamak suretiyle o şey hakkında bir fikir, bir kanaat sahibi olabiliyorlar. Üç, sadık haber yoluyla bir kanaat sahibi olabiliyorlar. Yeryüzünde bugüne kadar ne kadar bilgi varsa, eğrisi doğrusuyla hepsi bu üç yolla edinilmiş, bu üç yolla çıkmış, bize gelmiş bilgilerdir. Başka dördüncü bir yol yok. Dağcı kendini görüyoruz, denizi kendini görüyoruz, çimentoyu, binayı, ötebeyi, insanları kendini görüyoruz. Mesela bir bahçenize gidiyorsunuz, sabahleyin uğruyorsunuz, bakıyorsunuz bir izler var. Daha evvel sabık malumatınız da varsa diyorsunuz ki işte akşam veya sabaha doğru filan izin tazeliğinden, bayatlığından buradan tilki geçmiş. İzlerin azlığına, çokluğuna göre bir tane veya iki tilki geçmiş filan diyorsunuz. Tilkinin bostanda bıraktığı iz, toprakta bıraktığı iz tilkinin kendisi değil. Tilkiden bir şey değil. Yani tilkinin bir uzvu değil, bir parçası değil, bir şey. Ama ondan bir iz. Onun varlığına delalet eden bir iz. İşte bizim de şurada gördüğümüz varlık ve düzen, görmemiş olsak bile, kendisini tanımamış olsak bile, duymamış olsak bile, biriyle birinin varlığına, çünkü onun eseri, birisi yaptı burayı, birisinin. O da gelmiş, döşemiş. Öyle de bir takım taklavat, çay, bilmem öteberi, yani anlaşılan zaman zaman da gelip gidiyor gibi burayla ilgili malumatımızı edindiğimiz izden artırabiliyoruz, tafsilatlandırabiliyoruz. Üçüncüsü de sadık haber yoluyla insanlar bilgi sahibi oluyor. Sadık habercilerin başında da peygamberler geliyor, Allah'ın elçileri. Mesela şu anda birisi gelse, kendisine, sözüne güvendiğimiz birisi dese ki bize, ya işte Karpınar Köprüsü'nde iki araba çarpıştı, işte birinin şoförü öldü. Ne arabaları görmüşüz, ne öleni görmüşüz, ne oradan geçmişiz ki hani cam kırıklarını, öteyberi, kan damlalarını görelim. Bize doğru haber getiren kişinin verdiği haber, ona itibarımız nispetinde, yani müşahedesi düzgünse, diyoruz ki tamam, onu da alıp datamıza atıyoruz. Tamam diyoruz. Böyle düşünüyoruz, taşınıyoruz. Yani bu bizi bu konuda niye aldatsın? Var mı bir gerekçe? Yok. Bu adam yani bir menfaati olabilir mi? Yani bir sürü sağlama için şeyler yapıyoruz. Yok, yok, sonunda inanıyoruz. Yani Muhammed günün birinde toplumuna diyor ki Allah'tan başka ilah yok, kendine bildirilmiş. Bildirilmeden de kimseyi bir şeye çağırdığı yok zaten. Düşün, düşün. Karışıktır işin hesabı, öyle düşünüyor. Ta ki günün birinde Cibril ona düşünerek bulamadığı şeyi düşündürtmek üzere, bilmediği şeyi öğretmek üzere gönderilene kadar. O İkra bismi rabbikellezi var ya, mesela onu böyle birçok insan şey yapıyor, öyle bir manzarayla anlatıyor ki alimi, cahili, sokakta herkesin kültürü böyle adeta yazılı bir metin getirmiş. İşte ona birdenbire karşısına hadi oku demiş, o da okumam yok demiş. Oku okumam yok, oku okumam yok. Döşünüp bilimki alfabeyi sökmüş, cayır cayır okumaya başlamış. Öyle değil. Bu olağanüstüleştirme temayülünün ürünü, kuruntu. Yani düşünüp duruyorsun, bak alıp başını geliyorsun buraya. He. Hadi söyle bakalım, yani ne sonuca geldin? Söyle. Ne söyleyeyim diyor. Türkçede de var ya yan anlamları. Mesela siyasi polis diyor ki oku lan diyor. Hadi oku bakalım. Ne demek bu? Söyle yani, bildiklerini söyle, yoksa söyleteceğiz. Öt diyor mesela. Biraz daha galat. Yani kuş nasıl rahatlıkla hani doğasında olan şeyi yapıyor, ötüyor, cik 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 yapıyorsa, sen de bildiklerini söyle de kendini de şey yapma, bizi de sıkma filan. Yani düşünüp duruyorsun, hadi söyle bakalım Muhammed. Ne söyleyeceğim? O da diyor ne söyleyeyim? Yani söyleyecek bir şeyim yok. Ne söyleyeyim? Evet. Ondan sonra diyor söyle.
İkra. Bismi Rabbikellezî. Rabbim adıyla söyle. Yani bir şeyin yok değil mi? Evet. Sana bilmediğini ve düşünüp durduğun ama ulaşamadığını öğretmeye gönderen Rabbim beni gönderdi. Ben söyleyeyim, sen söyle. Ben söyleyeyim, sen söyle. Yani söylediğimi tekrar et ki ne söyleyeceğimi öğren. Çünkü bunun için gönderildim ben. Sana onu öğretmek üzere. İşte seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla söyle ve ila ahir devam ediyor. Yine başka ayette de diyor ki işte kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Yani biz öğrettik sana, bilmezdin ne demek? Bilmiyordun, hakikaten bilmiyordu yani. Duyuyor işte, toplumda bir Allah var da 360 da ortağı var filan. Evet, o onlara pek aklı kesmiyor, itibar etmiyor da ama o Allah da nasıl bir Allah? Ne istiyor, nasıl razı olur, nasıl bilinir, vasıfları ne? Yani Allah'ı belki akıl, şöyle Allah demeyelim de, yani bir varlığı yapan eden birileri var. Yani birileri hani bir olur, iki olur, beş olur, orasını bilmiyor da akıl ile ya birden fazla olursa bu düzen olmaz, bir var ama onun başka vasıfları neler? Nelerden razı olur? Kulundan ne ister? Yani bunları akıl ile bulmak mümkün olsaydı ya da aklı Allah bunları kendiliğinden bulabilecek şekilde yaratsaydı herhalde peygamberlik de vahiy de gereksiz olmaz mıydı o zaman? Öyle madem ki akla bu yetiyi veriyor Allah, her akıl sahibi de kendi kendine bunu bulurdu. Oh, o zaman kafir filan da kalmazdı çünkü erkeğin aklı var. Yok, o bildiriyor. Ondan sonra onun bildirdiği gerçeği kabullenene işte Müslüman, mümin deniyor. Örtene de kafir deniyor. Biraz kabul edip biraz başka işleri de ona karıştırana da müşrik deniyor. Bunun için mümkün görünmüyor. Yani akıl bulabilseydi onca peygamber... Yani akıl bir yandan da yaratanı yaratmaya kalkıyor vahiyle. Öyle tabii. Tabii yani ışık tutulmaz, yol gösterilmezse sonuçta dediğin gibi tapacağını, yani kendini yaratanı o yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Bir varlığın varlığını kabul ediyor ama onu biçimlendirme, hani heykeltıraşın kitleyi şeyle, çekişle işte aylarca günlerce uğraşıp şekillendirdiği gibi kadın şekline sokuyor, genç, ihtiyar, erkek neyse. Evet. Ayı, öküz, boğa. Onun gibi Allah'a benzemesi mümkün olmayan şeyler çıkarıyor. İşte putlar bunun basit örnekleri yani, değil mi? Bu var tabii. Arayış yani ona şimdi fıtratta biz insan fıtratıyla ilgili konuyu almadınız ama ister istemez konular böyle biraz iç içe geçme şeklinde olduğu için birbiriyle yakından alakalı. İnsan fıtratı uzvi ihtiyaçlar ve içgüdülerden oluşuyor. Uzvi ihtiyaçlar yemek, içmek, defi hacet etmek, teneffüs etmek gibi. İçgüdülerse tedeyyün içgüdüsü, yani dindarlık içgüdüsü, beka içgüdüsü ve nev'i içgüdüsü. Uzvi ihtiyaçların iki ana ve değişmez özelliği var, ortak özelliği. Bir, bu ihtiyaçları gidermezseniz, uzuvların ihtiyaçlarını, örneğin insan defi hacet etmese ölür. Ne kadar dayanırsın? 10 saat, 10 gün, ondan sonra ölür yani. Teneffüs etmese ölür. Süreleri birbirine nispetle az veya çok olabilir ama ölümle sonuçlanır. Yani teneffüs etme ihtiyacı karşılanmayan canlı ölür. Ve yemeyen içmeyen insan da ölür. Ama sen 10 gün dayanın, öbürü 20 gün ama nihayette biter hayat. Bu ortak özelliklerinden biri. Uzvi ihtiyaçlar tatmin edilmezlerse, doyurulmazlarsa insan ölür. İki, uzvi ihtiyaçların uyarıcısı, yani varlığını uyaran şey, turnusol kağıdı diyelim, dıştan değil, insanın dışından değil, insanın bünyesindendir. Mesela hiç yiyecek bir şey görmeseniz yine acıkırsınız. Yani insanlar tuvalet gördüğü için defi haceti gelmiyor. Defi haceti geldiği için tuvalet arıyor. İnsanlar su gördüğü için susamışlığı gelmiyor, susamıyor. Suya ihtiyacı doğuyor, ondan sonra su aramaya çıkıyor. Karnı acıkıyor, sonra yiyecek arıyor. Yani o açlık onu tahrik ediyor, harekete geçiriyor ve aratıyor. Kendini tatmin etme için çare aramaya. Çünkü o ağacın kökünü buluyor, bundan meyve yiyor, onu yiyor filan. İçgüdüler böyle değil. Tedeyyün içgüdüsü, dindarlık içgüdüsü, asıl konumuzla ilgili olanı o. Bir insanın kendi dışında bir varlığı, kendi acizinden dolayı kutsaması, onun karşısında kendini aciz hissetmesi, aciz hissettiği varlığa karşı, kendini karşısında aciz hissettiği varlığa karşı onu kutsamak, onu razı etmek, onu gönüllemek, onun gönlünü hoş etmek suretiyle ondan gelecek, kendine gelebilecek beladan kurtulma. Mesela niye putlara, ilahlara, kurbanlar, bilmem şunlar bunlar veriliyor? Yani mesela bir yanardağ indifa ediyor, bakıyorsunuz. Hemen köyün en güzel kızını götürüp o ateşlere, lavlara atıyorlar. Aman kızmasın, yani şunu alsın da en güzel kızımızı bizi bıraksın. Yani onlar da ilahlarını razı etmeyi düşünüyor ve yapıyorlar. Yani öyle değil mi?
Biz de zaten o da bize söylemiş. Beni razı et, bana kulluk edesiniz diye sizleri yarattım. Peki nasıl kulluk edeceğiz? Bana bir de tarif et yani. Ya bana öyle akıl vereydin ki kendim bulaydım ya da tarif etmeli, tanıtmalı, prospektüsünü de koymalısın içine bu ilacın yani. Başka yolu yok bu işin. Onu da bildirmiş. Yani nasıl inanacaksınız kısaca, neleri yapmayacak ve neleri yapacaksınız. Kimisini müşahhas olarak tek tek saymış, kimisine de bakıyorsunuz, genel daireler çizmiş, komşu hukukuna riayet edin diyor. İşte komşu hukukuna nasıl riayet edilir? Selamlaşılır en azından, hatır sorulur. Efendim bir şey pişirdiğin zaman bir tas ona ikram edilir. Hastası olursa hatırı sorulur. Üzüntüsüne iştirak etmek suretiyle hafifletilmeye çalışılır. Sevinci olursa düğününde, derneğinde efendim mümkün mertebe katılınır, haramına değil. Yani genel olarak en azından tebrik edersin, hayırlı olsun, bir hediye. Yani diyelim ki içkili bilmem ne düğün yapıyor, o gün gitmesin de düğünü bittikten sonra, her gün de içmiyorlar ya, ondan sonra bir hediye alır götürür, gene komşu hukukunu görüp kollamış olursun. Çünkü insanlar birbirlerini sevmezlerse kendilerini sevemiyorlar, giderek Allah'ı da sevemiyorlar. Yani kendiyle geçinemeyen başkalarıyla da geçinemez, giderek Allah'a da isyankar oluyor. Böyle huzursuz, devamlı patlamaya hazır bilmem ne filan, daha isyan noktasına gel diyor, beni niye böyle yarattın, insanlar niye böyle bilmem ne, bakır kırık yani, tedavülük vaka olup çıkıyor karşına. O bakımdan insanlar arasında, insanların birbirini sevmesini sağlayacak, sevmesine zemin hazırlayacak ilişkiler, hediyeleşmeler, bilmem neler, hatır sormalar, en azından hiçbir şeyin yoksa güler yüzle sadaka vermeler, yani tasadduk etmeler, insanların hem kendi şeylerini alıyor, öyle ne derler, havunu alıyor, hav kabasını, hararet, öfke, yani aşırılığını, yani ceryanını toprağa indiriyor, yani sakinleştiriyor, hem de karşısındakine aynı cinsten rahatlık veriyor. Rahatlayan insan da daha rahat düşünebilir, daha rahat hareket edebilir, çünkü gergin, bezgin, üzgün insan, yani doğal olmayan şeyini, kalıbını zorluyor, fıtratını zorluyor ve bir yerden patlatır daha da devam ederse. Dolayısıyla kendisine de, çevresine de, herkese zarar verebilir hale geliyor. Zaten akletmek hikmetin ta kendisi. Akletmekle hikmete ulaşıyorsunuz. Hikmet eğer isabetli düşünme, basiretli bakabilme ve eşyanın gerçeğini görebilme, kavrama ise ki, o anlamda bildiğim kadarıyla bu yani teneffüs ederek olan bir iş değil. Efendim koşarak olan bir iş değil, aklederek olan bir iş. Akletmekle hikmete ulaşılır. Hikmete ulaşmanın yolu akletme zaten. Doğru düşünebilme, basiretli karar verebilme, ferasetli, yani iyi ölçüp biçebilmek akletmekle mümkün olur. Aklınızı ne kadar çalıştı, hareketli, cevval, akışkan hale getiriyorsunuz, siz, yani jimnastikli halde tutuyorsanız, akıl o kadar size iyi ürünler sunuyor. Yani doğrulara rahat uzanabiliyor. Yok kısarsan bir yerden vidasını fazla filan, kasılıp kalıyor. Bu sefer sahibini de, çevresini de perişan ediyor. Doğru tabii. Yani o vahyi ve hikmeti verdik filan. Yani bu hikmet o işte. Peygamber hakikaten öyle. Yani hikmetli bir insan. Akleden bir insan. Daha İslam'dan önce de düşünen bir insan. Düşünmeyen biri olsaydı kavmi gibi, mensubu olduğu toplum gibi onların taptığına tapar, onların ettiğini eder. Başını da ağrıtmazdı. İnsanların genelinin deyimiyle söylüyorum. Ama akledince insan... Bu bir İbrahim Aleyhisselam bir insanın aklına. Şimdi vahiy gelmeden İbrahim Aleyhisselam Rabbini bulmuyor. Rabbini bulmuyor da bakın, işte yıldız Rabbim olabilir mi? Ay Rabbim olabilir mi diye Rab arıyor. Biz evet. De dedik ya işte, biz mi yarattık burayı? Yok. Kendi kendine mi oldu? Yok. Onun gibi. Ya bunlar olamaz diyor. Yani başka olmalı. Çünkü bunlar da o vasıf yok. Çünkü güneş diyor battı. İşte ay battı. Yani sürekli olmalı. Çünkü madem ki bu düzen sürekliliğini koruyor, Rab de sürekli olmalı. Yani varlığı ezeli ve ebedi olmalı anlamına. O böyle sağlama yapıyor. Şu olur mu? Yıldız olur mu? Olmaz. Ay olur mu? İşte bir kah çıkıyor, kah çıkmıyor. Olmaz. Güneş o da battı, o da olamaz. O zaman böyle batmayan bir şey olmalı. Diyor. Ama nasıl bir şey onu da bildiği yok. Olmaması gerekenleri, yani mefhum muhalifinden hareket mantığı var. Fakat bu şu olmaz, bu olmaz dedirir azami. Kim olur onu dediremiyor. Ayrıca olanın vasıflarıyla ilgili bilgi de ediniyor. Çünkü hiçbir şekilde izi eserinin dışında algılamanıza girmiyor. Yani dokunamıyorsun, beş duyudan hiçbirisiyle algılayamıyorsun Allah'ı. Kavrayamıyorsun da zaten o şekilde, mahiyetiyle ilgili hiçbir bilgimiz yok.
şöyle bir şey diyebiliriz orada. Allah-u Teala insanları kendi ruhundan üflüyor yaratırken. İnsan o ruha döndüğü zaman zaten işiten kulak, gören göz oluyor. Şimdi basire sahibi olmaya başlıyor. O ruhun oluşmasıyla beraber o zaman şöyle bir şey gerekli. İnsan kendi nefsini terbiye ettikçe o ruha dönecektir. Fıtratta da bu ruh var ve Rabbin insan böylelikle de bulabilir. Akletme yoluyla. Hazırda bekleyen bir de ruh var. Yalnız o ruhun ne olduğuyla ilgili malumunu söylüyor, Allah kullanıyor da bize fazla bilgi vermiş değil. Sana ruhu ruhtan sorarlar diye ayet hatırlıyorsunuz. Evet. Yani ruh kendi ruhundan üflemiş bunu söylüyor bunu ama ruhun da gerçeğini bize tam tanıtmış değil. Söylediği kadarıyla iktifa etmek, orada kalmak zorundayız. Ayrıca araştırmak, akletmek suretiyle de o ruhu kavrayacak gibi de görünmüyor insan aklı. Zaten bugüne kadar da hiç kimse şöyle adama benzer bir tanım, doyurucu, bir tatmin edici bir tarif falan da yapabilmiş değil ruhla ilgili. Allah da açıklamıyor zaten fazla. Varlığını söz ediyor, işte o ruhumdan üfledim diyor filan, o kadar. Bu bakımdan onun ne olduğunu bilmiyorsunuz, ne olduğunu bilmediğinizle nasıl onun vasıflarını sıralayabilirsiniz? Peygamber, anlatabiliyor muyum? Peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz ifadesi. Evet. Aklın yek başına. Kaldı ki peygamber gönderilmeyen kavmin mensuplarının da ruhları var. Yani onlar da onun ruhundan üflenmiş ruh taşıyorlar. Başka bir yapmadı ya. Ama yetmiyor demek ki. Azap etmeyiz. Yahut biz işte gönderdik. Gönderdiğimiz kavimler hesaba çekildi. Demek göndermediğini de çekmez. Azap etmez. O zaman ruhsuz mu onlar diyeceğiz. Yok, onlar da ruhu taşıyor. Fakat ruh demek ki bu işleri bulmaya yetmiyor bunca. Yani Allah razı dışında mı oluyor o zaman? Fıtrata dahil bir unsur. Fakat fazlaca tanıyabildiğimiz mahiyeti hakkında böyle elle tutulur, gözle görülür, biçimlendirebildiğimiz bilgi yok elimizde. Akılla buna ulaşamıyoruz, beceremiyoruz. Allah da fazla bildirmemiş, orada bırakıyoruz. Yani. Evet. Ne yapalım? Varlığına inanıyoruz, o kadar. Acaba daha fazla... Efendim? Sıfatları ile ilgili, Allah'ın sıfatları bir yansıması olabilir insan üzerinde. Bence orası irade sıfatıdır. Çünkü insan üzerinde bir tezahürü vardır. Bunlar biraz şey, yani köpüğü gibi, yani insan felsefe de götürmüyor bu işi. Yani İslam felsefeyi götürmüyor zaten. Bu kurma. Bir esassız şeyleri kurdur yani. Nereye varacaksınız pek bir yere varabileceğini sanmıyorum. Helsinki beyannamesindeki anlayış konusuna da değinirseniz. Nedir bu? Orada hani bazı Müslümanların da imza attığı bir bildiri bu. Biz her şeyin, yani aklımız vardır ve her gerçeğe aklımızla ulaşabiliriz şeklinde bir ifade vardı. Bu rasyonalizmi reddetme anlamında o şeyin... Ben bu ifade deminden beri üstünde durduğumuz gibi mümkün değil. Zaten böyle bir söz kimin ağzından çıkabilir? Allah'ı daha başından devre dışı bırakanların tasarrufu olabilir bu. Nitekim de öylelerinin tasarrufu. Ama kimi avanak Müslümanlar da bunun altına imza attıysa durumları duman, yani hesaplarını düşünsünler nasıl verecekler. Olacak iş mi bu iş? Yani bulabilirmiş. Niye bulamadı Avrupa bugüne kadar aklıyla da her gün oradan oraya oradan yemedik halt koymuyor. Yani bu çok basit, anlamsız bir şey yani. Allah'ı başından itibaren zaten sen işine bak biz işimizi kıvırırız anlayışının sahiplerine hakim olan düşünce bu. O düşüncenin ürünü bu. Abi bir de aklın mahiyeti biraz burada karmaşık kalıyor. Aklın kendisi bir şey değil. Aklın kendisi bir düşünme aracı ama boş bir araçtır. Ona yüklenilen şeyleri düşünür. Tabii efendim, tabii. Bilgisayarlar gibi işte. Onun için Allah-u Teala o verileri veriyor eline. Arkasından da diyor ki hala akletmeyeceğiniz. Kur'an yani verilen şeyleri düşünür. Veri yüklemeden yani çıkmazdır. Bilgisayar da akıl örnek alınarak yapılmış ya. Tabii. Onlar da yani çok datası genişi, zayıfı, hızlısı, yavaşı dahil ilk çıktığında hiçbir iş yapamıyor. Tabii. Ona bir program yapıyorlar. O programlar belletiliyor. Diyelim muhasebe yok, personel programı yok, bilmem ne, her neyse yani fazla bilgim yok. Öğrettiğiniz programdan yani muhasebeyi ele alalım. Eğer o programı verdiyseniz onun hard diskine yani kafasına yazdıysan o zaman ondan sonra muhasebeyle ilgili sana işleyeceğin, vereceğin verilerin zıt zıt bilmem ne çarçabuk dökümünü veriyor, ekranına çıkarıyor filan. Zaten Kur'an'da yani fabrika çıkışta insan aklı sıfır. Bu bilgisayarlar diyor, biz her birimiz analarımızın karnından bir şey bilmez halde çıkardı. Yani herkes sıfır numara çıkıyor. Öylesine sıfır numara ki işte hepimizin çoluk çocuğu var. Kendimiz çoluk çocuk olduğu ama hatırlamıyoruz diyelim. Fakat kendi çoluk çocuğumuzun halini hatırlıyoruz. Bak ne, içgüdüsel olarak işte hayvan yavrusu ne yapıyor? Yiyor, işiyor, altını ıslatıyor. Ha?
Uyuyor, ağlıyor. O kadar. Başka da bir şey yaptığı yok. Batı kültürünün halkı Müslüman olan ülkelere yayılmaya başlamasından itibaren tanıştığımız, tartıştığımız, kimimizin düşünmeden kabul ettiği, toplum olarak kastediyorum, kimimizin düşünerek reddettiği, koyacak bir yer bulamadığı, dünya kadar düşünce içerisinde tabiatçıların nazariyeleri de başta geliyor bildiğimiz gibi. İnsanların eğer akıllarıyla din bulabilmeleri, kendi zanlarıyla doğruyu bulabilmeleri mümkün olabilseydi, herhalde biri diğerinden farklı olmayan, aynı konuda aynı doğruların bulunması lazım gelen dünyada, biri diğerinden çok farklı, çok mesafeli, yüzlerce çeşit doğru bulmaları sonucu doğmazdı. Bu da gösteriyor ki insanların zanlarının, telakkilerinin, farklı düşüncelerinin, farklı kuruntularının birbirinden sonuç itibariyle de farklılaştığı sonucu ile karşımıza çıkılıyor. Biraz evvel bahçede görüşürken bir arkadaşımızın da bahsettiği gibi onun söylediklerini tekrar etmek istiyorum kısaca. Örneğin kurmuş insanlar, yani şimşek mi çakmış karşısında gökten gelen bir şey, ortalık aydınlanmış, büyük bir gürültü mü kopmuş? Onunla ilgili bu pek hoşa giden bir şey değil. İnsanı da titreten, korkutan şey olduğu için Tanrı bize ya da Tanrılar bize kızdı da böyle yapıyor. Yahut işte o dünyayı görmek, yahut biz aşağıda ne yapıyoruz onu görmek için ışık yaktı, baktı, sonra da söndürdü gibi tamamen zandan ibaret şeyler teşekkül etmiş. Öbür türlü bakıyorsunuz işte güneş açmış, yağmur yağmış, bir iyilik filan görmüşse insanların iyi saydığı şey, herhalde yaptığımız bir şeyden razı oldu ki bizi mükafatlandırıyor tanrılar gibi zehaba kapılmış, zanlar kurmuşlar. İşte çok yoğun tanrılarıyla baş başa kalmış Yunan toplumu da tarihten beri Olimpos Dağı'nın etrafında bir sürü ikinci derecede tanrılar, onların başı olarak da Zeus denen baş tanrıyı, tanrılar tanrısını kabul eder hale gelmiş. Yeryüzünün başka bölgelerinde başka varlıklar tanrılar kabul edilmiş, başka biçimlere sokulmuş. Velhasıl aklı olmasına rağmen insanlar işin başından bu yana akıl eşitliğine rağmen, akıl birlikteliğine rağmen o aklın ürünü, o aklın kendi başına doğruyu bulamıyor oluşu vasıfları, özellikleriyle sonucu farklı farklı noktalara gelmişler. Kimisi ineği kutsamış, kimisi bilmem yılanı kutsamış, kimisi fareyi kutsamış. Velhasıl yanardağı ilah kabul edenden arslana tapana kadar insanoğlu arasında bir sürü zan din haline dönüşmüş, dini zanlar oluşturmuş, kuruntular oluşturmuş ve içinden çıkılmaz hale getirmiş insan dünyayı. Bu da gösteriyor ki insan aklına kalsaydı iş, insan aklıyla tek başına kalsaydı varacağı yer bu olacaktı ki böyle yaptığı sürede bu ola gelmiş. Yani bundan öteye de aşamamış, geçememiş. Biraz evvel Gonca kızımızın verdiği örnekte olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'ın irdelemesi, düşünmesi de işte şunun Tanrı olamayacağı, bunun kabul edilmesi halinde kabulü mümkün mü değil mi gibi eleştirel bir yol ama gerçekten Tanrı'yı da bulamıyor. Şu Tanrı değil diyebiliyor sonunda. Bu Tanrı olamaz. Böyle Tanrı böyle olamaz gibi düşünüyor. O batmamalı madem ki mevcut düzen devam ediyor. O kaybolmamalı, o kaymamalı. Kayan bir Tanrı olmaz. Yok olan, zeval bulan bir Tanrı olmaz. Olmamalı. Çünkü varlık kendini devam ettiriyor, sürdürüyorsa bu zıt gibi mefhum muhalifinden, yani şu olur mu deniyor, sınıyor olmaz. Bu olur mu deniyor, sınıyor olmaz. Ama olması lazım gelen nasıl olmalıyı o olanın gerçek vasıflarına uygun olarak da ortaya koymaktan acizliğini sürdürüyor. Bunun içindir ki zaten başından itibaren akıl verdiği yaratığı da her şeyi de yoktan var eden Allah kendi katından onlara yolunu da hidayetini de gösteriyor. Doğru yolunu gösteriyor. Bu ihtiyacı duymuş. Yahudilik ve Hristiyanlığın bugün bu isimle anılan ve tarih boyunca da hep bu isimlerle anılan bu iki dinin de Kur'an'da zikredilen Musa ve İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçileri olduğunu biliyoruz. Onların Allah katından getirdiği şeylerin insanlar tarafından tahrif edildiğini,
getirdik, adları kalmış ama getirilenlerin mahiyeti değiştirilmiş olarak aralarında tedavül edip durduklarından başka başka dinler Allah'a yakışmayan sıfatlar yakıştırarak Allah'ı tanıma, Allah'ın razı olmayacağı şekilde tanımaya dönüşmüş ve şirke girmişler Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle. Bu haliyle Müslümanlarla komşu da olmuşlar, temas da etmişler, iç içe olmuşlar, birlikte yaşamışlar. Ayrı da yaşasalar, gelen giden kültürlerle geçmeler olmuş. Bu suretle de bizim en genel anlamıyla İsrailiyat dediğimiz, yani İslam'dan olmayan şeylerin İslam'a karışması, giderek de İslam'dan sanılması sonucu doğmuş, yaygınlaşmış da, yaşatılıyor hala. Bunların da yine Kur'an'a bakılmak suretiyle tasihi, düzeltilmesi, tasfiyesi yani temizlenmesi ancak mümkündür. Neyin İsrailiyat olduğu, neyin olmadığı ile ilgili bilgiler elimizde mevcut. Hatta bu konuda yardımcı oldu. Abdullah Aydemir isimli birinin tefsirde İsrailiyat adlı Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanmış, güzel, epeyce yararlı olacağını sandığımız bir kitabı da var. O kitabı da okuyuculara ya dinleyicilere tavsiye ederiz bu konuyla ilgili kendilerine ışık tutucu gördüğümüz için. Eski Yunan kültürü de bu cümleden olarak eski Yunanlıların kültürleriyle birlikte isimlerini kaybetseler bile üzerinde yaşadığı topraklarda bugün büyük çapta Müslümanlar yaşıyor. Mesela Anadolu'da, mesela Suriye'de, mesela işte adalarda, hatta Suriye'nin etkinlik alanı içerisinde, hatta Mısır'da. Mısır bugün Müslümanların yurdu haline dönüşmüş. Bugün dönüşmemiş de tarihi süreç içerisinde epeyden beri. Fakat kültürler kolay kaybolmuyorlar. Değişik anekdotlarıyla başka, hani bir batıl inançları vardır ya Hintlilerin, ruhun başka bedende varlığını sürdürmesi ya da diğer adıyla tenasüh veya reenkarnasyon diye isimlendirilen, İslam'la uzaktan yakından alakası bulunmayan, gerçekle de alakası bulunmayan bir şey. Onun gibi kültürler farklı ülkelerde farklı biçimlere girmişler. Farklı yani dinlere girerek kendi adını unutturmuş ama niteliğini koruyarak yaşamını sürdürmüşler. Mesela nice batıl, hurafe, şamanizmle ilgili, Budizmle ilgili, Zerdüştlükle ilgili, Hristiyanlık, Yahudilikle ilgili şeyin Müslümanlar arasında Müslümanlarca yaşatılıp durduğunu, onlara riayet edilmek, onları anlatılmak, onlarla yaşanmak, amel edilmek şeklinde yaşatılıp durduğunu görüyoruz. Bu İslam'dan olmayan şeylerin Müslümanlar arasında ve Müslümanların kafasında yaşamına son vermenin yolu da nasıl işte bir tip yüreği öldürmenin, yok etmenin yolu üstüne DDT dökmekse, batılların üstüne de Kur'an dökmek suretiyle herhalde bu haşarat diyelim, fikri haşarat yok edilebilir. Başka türlü de yaşamını sürdürüp duruyor. Halbuki o yaşadıkça ürüyor, türüyor, biçimini değiştiriyor ve tevhid akidesini bir ucundan değilse birçok ucundan, ortasından da çürütüyor, yiyor. Kurtlandırıyor yani, kurt. Bunlar akide kurtları, düşünce
filan. Bu açıdan yalnız eski Yunan kültürünün Hristiyanlığın veya Yahudiliğin değil, İslam'a girmiş kavimlerin eski dinlerinin, mesela İndonezya adalarında eski dinlerden orada yaşayan Müslümanlarda birçok bozuk kavram sanki İslamlaşarak, yani İslamlaşması mümkün değil ama Müslümanların benimsediği, yaşattığı şey halinde tedavül ettiğini görüyoruz. Bir de Türkler arasında eski dinleriyle ilgili bir takım kavramlar yaşıyorken mezarlara çabut bağlamaktan işte ay tutulduğunda davul çalmaya varana kadar bunlar kimisi dini niteliğini yitirmiş gibi görülmesine ve yalnız örf olarak yaşıyor görülmesine rağmen şamanist ayinler şaman dinindeyken Türklerin ayin olarak yani dini bir ibadet olarak yaptıkları şeyler olarak kaynaklarda görünüyor ve gösteriliyor. Bütün bunlardan dini tasfiye etmek, dini arındırmak gerekir ki din yalnızca Allah'a has kılınmış, Allah'a has ona ait kalmış bulunmuş olsun. Aksi takdirde karışık bir dinin etiketine Allah'ın dini diye bakarak insanlar da aldanıyor. Onlar da hakka sarılıyoruz diye batılla karıştırılmış hakka sarılıyor. Dolayısıyla da işin içinden hem bu dünyada çıkılmaz hale geliniyor hem de ahirette hiç çıkılmaz bir manzarayla, bir sonuçla insanlar karşılaşacak. İnsanlar sahih akideyle ahirete intikal etmezlerse herhalde bunun hesabını veremezler. Çünkü akidesi sahih olmayan, itikadı düzgün olmayan, yani tevhidi korumayan, tevhidi koruma hususunda titizlik göstermeyen insanın akidesi tevhidi olmaktan çıkıyor ve şirk karışmış, ucundan kıyısından da olsa çürümeye yüz tutmuş, bozulmuş, asliyetini yitirmeye yönelmiş bir akideye dönüşüyor. O tür bir akideyle de ahirette hesap verebilmeyi mümkün görmek kabil değil, kabil görünmüyor. Diğer yandan ABD ve İngiliz emperyalizminin işte Müslüman toplumlar üzerindeki etkisi bakımından kısaca üzerinde duralım. İngilizlerin etkinliği daha Amerikalılarınkine nispetle daha öncelikli ve daha uzun süreli. Amerikalıların dünya çapındaki etkinliğinin başlangıç noktası hemen hemen İkinci Dünya Harbi sonrasında o savaştan galip çıkan güçlerin en güçlüsü olmasıyla başlıyor. Ondan evvel de nüfuz mıntıkaları var filan ama İslam alemine daha uzak çünkü dünyanın öbür bucağında bir kıta iken İkinci Dünya Harbi Amerika'yı Avrupa'ya getirdiği gibi Avrupa'dan da Orta Doğu'ya artı Uzak Doğu'ya kadar da götürüyor. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar götürdüğü, taşıdığı gibi. O zamana kadar İngilizlerin dünya görüşü, İngiliz emperyalizminin askeri gücüyle birleştirilmesi, sanayi gücünün desteğini de alması sonucu İngilizlerin Hindistan'daki hakimiyetlerinden tutunuz Filistin'deki hakimiyetine, Osmanlı'yı bölmek için, parçalamak, yutabilmek için Arapları kışkırtması, daha evvel Avrupa kültürüyle yetişen Arnavutların işte Arnavutluk davasına düşmesi, sonra Arapların Arapçılık yapmaya başlaması, arkasından gelmez olası ahırlar geç geliyor ama gene de işe yaramaz şekilde işte Türklerin Türkçülüğe derken günümüzde de Kürtlerin Kürtçülüğe yeltenmesi hep bu Batı emperyalizminin bize ihraç ettiği bozuk değerlerinin aramızda yaygınlaşması ve bizi berbat etmesi sonucunu doğuruyor. Bunlardan temizlenmenin yolu da mutlaka arındırıcı olarak Kur'an'a sarılmak, onun hükümlerini ahlak edinmeye çalışmak olmalı. Zaten Kur'an'la insan uğraştıkça, onu ahlak edinmeye çalıştıkça, onu özümlemeye uğraştıkça ondan olmayanları Kur'an arındırıyor. Kendinden olmayanlara yer vermiyor. Kendisiyle birlikte bulunmasına müsaade etmiyor. Tabii o sizde varsa buna müsaade etmiyor ama onu size içinize almaz, onu düşünce ve davranışlarınızın esası haline getirmezseniz o uzakta duran içindeki bilgileriyle yani bir sihir süpürge, sihirli süpürge ya da sihirli değnek değil ki bir şey yapsın. Nasıl gıdalar insanları içine alır, hazmeder, bedenine karıştırır ve kendine mal ederse insana şifası oluyor, insan için besleyici, hayat verici, hayatını canlı tutucu oluyorsa, fikirler de alındığı, kullanıldığı, hazmedilmesi halinde insanlara yararı oluyor. Yoksa sizin dışınızda mücerret teorik olarak duruyorsa, bir kitapta yazılı ve sizin haberiniz yoksa, haberiniz olmasına rağmen özümsemiyor iseniz hiçbir faydası olmaz o fikirler, vahiylerden oluşan Kur'an'daki fikirler de olsa. Bu bakımdan her türlü emperyalizme karşı, her türlü gayri İslamiliğe ya da İslam dışılığa karşı
İslam'la ancak insan korunabilir. Hastalığa karşı nasıl sağlıkla insan korunabiliyorsa, sağlığına dikkat etmekle önce koruyucu hekimliğin esas edindiği gibi sağlığını korumaya çalışan, sağlıklı olmaya çalışan kimse hasta olmuyor, hastalıktan uzak kalıyor. Her şeye rağmen, bütün tedbire rağmen olur ya, ipin ucunu kaçırdığı bir noktada bir soğuk alıyorsa, bir ceryanda kalıyorsa, bir şey oluyorsa filan, ondan sonra da tedaviye başvurulmak suretiyle hastalıktan uzaklaştırılıyor. Ama fikri sağlıklılık da Kur'an'la sağlanıyor. Kur'an'la sağlanan fikri sağlıklılık insanın hayatiyetini, fikri hayatiyetini sürdürmesini, canlılığını sürdürmesini temin ediyor. Ona rağmen hastalanan olursa tedavisi de yine Kur'an'la. Yoksa yani iki ayeti hastaya okumakla onun nezlesi geçer ya da ciğerindeki börem üçüncü dereceden birinci dereceye düşer anlamında şifa değil. O tür bir şifa değil. Yani fikri hastalıklarla ilgili, fikri hastalıkların şifası, ilacıdır Kur'an. Yoksa ciğerdeki veremin veya filan uzuvdaki kanserin değil. Yani onların ilacı başka yerde. Yani bitkilerde, şunda, bunda filan. Evet. Bu da yanlış anlaşıldığı için toplumda yaklaştık bir konuya da iyice. İşte hastanın iyileşmesi için başında adam Yasin okuyor filan. Yani Yasin hastayı iyileştirmez. Fikri rahatsızlığı olanı iyileştirebilir. Yalnız Yasin değil, diğer ayetlerde filan. Çünkü düşünmesini sağlar. Düşündükçe doğrularla eğrileri ayırt edebilir. Eğrileri dışlayıp doğruları in yapar. Eğrilere de out çek, yani dışarı atar. Bu suretle sağlığa kavuşturur, sağlık verir. Yoksa biyolojik hastalıklar için değildir Kur'an'ın şifa oluşu. İslam insanı ve toplumu, bir diğer başlığımız, nasıl yükseltir, yüceltir? Toplum önce, cemiyet dediğimiz zaman, ki işte Türkçesi olarak toplum kullanılıyor. Ne demek, nelerden meydana gelir? Bunu kısaca buna bakalım. Toplum bir, insanlardan, iki, efkar-ı umumiyeden, yani umumi fikirlerden, umuma hakim olan, umumu etkisi altında bulunduran fikirlerden, görüşlerden, düşüncelerden. Üç, uygulanan nizamdan ve dört, yine umumi hislerden oluşur. Umumi his derken galip hissi kastediyoruz. Yani ekseriyet öyle düşünmüyorsa bile, ekseriyetin üzerinde ağırlığını, varlığını, baskısını hissettiği duygular. Örneğin bu toplumda hala domuz etine karşı bir şey var. Yani duygusal bir karşı oluş var. Bu toplumu hükmü altında tutuyor. Yani bu konuda benim diyen adam domuz eti yemeye pek cüret edemiyor. Çünkü hükmediyor, yani bu duygu insanlara hükmediyor. Efendim, ne yaparlarsa yapsınlar, yani hırsızlık cesaretle savunulan, üçkağıtçılık böyle baş tacı edilen bir şey olamıyor. Doğruluk, insanların çoğu eğri de olsa hala üstün bir, işte Basra alçak basıncı yahut bilmem ne yüksek basıncı gibi, yani varlığını insanlar üzerinde hissettiriyor ve doğruluk karşısında doğru olan zaten saygın davranıyor doğruluğa. Eğri olan dahi doğruluğu saymak, bir şeye saymak, itibar etmek zorunda. Kendisi doğru olamasa bile. Bunlara biz insanlar, duygular, fikirler ve uygulanan nizam. Bu dördü aynı cinsten ise, yani insanlar Müslümanım diyorlarsa, duyguları İslami ise, yani İslam'ı, Allah'ın sevin dediklerini seviyor, nefret edin, uzaklaşın, tiksinti duyun dediklerinden uzak duruyorlar ise, İslami düşünceler Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi gereği aralarındaki ihtilafta veya çözülecek herhangi bir sorunu çözmede bu düşünce o topluma hakimse, kaçınılmaz olarak ve sonuç olarak da o toplumda uygulanan nizam, yani devlet diyelim, o da İslami bir düzenin sahibi oluyor ve hepsinin aynı cinsten oluşu da o topluma damgasını vuruyor. Diyelim ki hepsi İslami cinstense, İslami bir toplum, İslam devleti deniyor o devlete ve topluma da İslami bir toplum deniyor. Eğer Marksist kavramlar hakimse bu dört unsura da, o zaman Marksist bir toplum diyorsunuz. Kapitalist, liberal, laik, demokratik kavramlar hakimse, o zaman o topluma, o toplumun oluşturduğu devlete de laik, demokratik, kapitalist, liberal falan filan, neyse, yani birçok isim kullanılsa da aynı kapıya neredeyse çıkıyor, şubeleri için kullanılan isimler olmasına rağmen böyle de deniyor. İnsanın kalkınması, insanın yücelmesi, yükselmesi, şöyle kısa ve özet bir tarif verecek olursak,
fikri seviyenin yükselmesidir kalkınma. Kalkınmayı istemeyecek, ilerlemeyi istemeyecek hiçbir insanın bulunduğunu normal şartlarda ya da toplumun bulunduğunu söyleyebilmek mümkün. Görülmemiş ve görülmemektedir. Görüleceğini de sanmıyoruz. Çünkü doğal olarak insanlar daha iyileşmek, halini iyileştirmek, her haliyle ilgili iyileşmeye yönelmek insanın fıtratındaki bir itici güç, bir ivme adeta. Arzular ivmesi sonra düşünceye dönüşüyor, düşünce amele dönüşüyor filan ama herhalde insanlarda bulunan vazgeçilmez şey, vazgeçilmiyordu zaten. Herkes her açıdan içinde yaşadığı şartların daha düzgünleşmesi için çalışıp çabalıyor. Bu bakımdan biz kalkınmanın tanımını yapmak zorunda kalıyoruz. Mesela Batı'nın kapitalist dünya görüşünün yaptığı kalkınma tanımlarına katılmayı da pek mümkün ve uygun da görmüyoruz. Çünkü eşyanın tabiatını aksettiren, onu ifade edebilen olmaktan gerçekten çok uzak. Mesela bir toplumun zenginleşmesini Batılılar, o toplumda hasıl olan gayri safi milli hasılayı yani maliyeti de dahil ortaya çıkarılan ürünlerin toplamı diyelim. Efendim onu elde etmek için sarf ettiğiniz şey de dahil değil mi? Gayri safi derken o safi olan saf yani masraflar düşüldükten sonra gayri safisi de onun için harcadığınız emek, para, maddi varlık da dahil ortaya çıkan ürünün gayri safi hasılanın, gayri safi milli hasılanın yani bir devlet hudutları içerisinde meydana gelen iktisadi değerlerin o hudutlar içerisinde yaşayan insanların sayısına bölünmek suretiyle elde edilen rakamın üstünlüğü veya aşağılığıyla ölçüyorlar. Kaldı ki ortalama olarak kağıt üzerinde yapılan bu hesap işte şu kadar lira veya bu kadar dolar bu gerçekte fazla bir anlam ifade etmiyor. Evet global zenginliğin ifadesi bu ama sonuç olarak her ne kadar zenginliği yaydıkça ya da artırdıkça yayılması da o nispette olmuyor. Yani zenginlik artabiliyor bir ülkede. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, at gibi koşturuyorsunuz, artırabiliyorsunuz üretimi. Lakin artan üretimin o üretime katkısı olan ya da olmayan, o ülkede yaşayan insanlar arasındaki dağılımıyla ilgili görüşünüz, politikanız, eğer dağılımı mütesaviyen ya da gücünün yettiği kadar tam eşit değilse bile herkesi nasiplendirmeyi düşünecek bir temele dayanmıyorsa, sonuçta dünyanın en parasal bakımdan zengin, ekonomik, siyasi bakımdan, askeri bakımdan güçlü, sanayi bakımdan güçlü ülkesi olsanız da 50-60 milyon fakiriniz olmaktan kurtulamıyorsunuz ABD gibi örneğin. Bu da tabii sizin için bir şeref değil, bir zül oluyor. Yani başkaları size baktığı zaman bu sorununuzu görüyor ve hani senin ideolojin şöyleydi, ideolojisi öyle olanın 60 milyon fakiri mi olur? Yani nüfusunun 5'te 1'i fakir mi olur? Çöp bidonlarının yanında yatıp kalkıyor. Gettolarda, Amerika'da, dünya kadar insan. Dolayısıyla aslı olan gayri safi milli hasılanın artırılması değil ekonomik olarak. Artırılmaya çalışılan milli hasılanın gayri safisi veya safisiyle o toplumu oluşturan fertler arasında o fertlerin daha fazla nispette eşitliğe yaklaşacak nispette diyelim. Eşitliği Allah da murad etmiyor zaten kulu da gerçekleştiremiyor. Ama dağılımını sağlamaya çalışmak, daha çok insanın ortaya çıkan ürünlerden yararlanmasını sağlamaya yönelmekle ancak o toplumda huzuru sağlayabiliyorsunuz. Amerika'da paranın artması 60 milyon fakirin huzursuzluğunu gidermiyor zenginliğin artması. Kuveyt'te kişi başına düşen milli gelir ya da asgari ücret bilmem Türkiye'dekinin 15 katı olabilir. Öyledir de nihayet ama o ülkede insanların ihtiyaçlara, insan ihtiyaçları, yalnız ekonomik ihtiyaçlar, maddi ihtiyaçlar açısından bakanlar bakımından her şeyi halletmesi lazım gibi görünüyor. Fakat işte Kuveyt insanı, devleti de dahil pek mutlu olamıyor. Yani mutlu olduğunu da söyleyemiyor. Telefonu bedava, okulları bedava, bilmem neleri bedava, benzini bedava, mazotu bedava yapsa da yine sonuçta verdiğiniz gün seviniyor. 3-5 gün ve almaya alışınca da o sevinç sıfıra doğru da düşüyor. Ne kadar bunu sürdüreceksiniz? Biz gerçek kalkınmayı ekonomik değerlerin artması ya da ekonomik ürünlerin artması şeklinde anlamıyoruz. Zaten insan ihtiyaçlarını, insanın fıtratını da yalnız maddi ihtiyaçlar olarak görmediğimiz için böyle anlamıyoruz. Çünkü insan gerçeği hakikaten ihtiyaç duyduğu madde açısından ifade edilemeyecek kadar kompleks ve onun çok üstünde gerçekler ifade ediyor. Bu bakımdan biz
kalkınmayı, yükselip yücelmeyi insan açısından da toplum açısından da fikri seviyenin yükselmesi olarak anlıyoruz. Fikri seviyenin yükselmesi kişi bazında bir şahsın, bir kişinin eşyaya taalluk eden, yani her şeyi kapsayacak anlamda eşya kullanıyorum. Eşyaya taalluk eden hususlarda eşyanın gerçeğini ifade etmeye yaklaşma sürecinin ifadesi. Yani o eşyanın gerçeğini ifade etmeye yaklaştıkça insan ki bir çabayla yaklaşır. O çaba boyunca fikir eşyanın tabiatına daha muntabık, daha eşyanın tabiatını izah eder, açıklar boyutlara ulaşır. Açıklayıcılığı artar, gerçeğe intibat nispeti artar. Arttıkça kişiyi, bu durumdaki kişinin fikri seviyesi yükseliyor demektir. Fikri seviyesinin yükselmesi eşyayı tabiatına uygun olarak tanımayı sağlamaktır. Eşyanın tabiatını, ahyarını, mani efradını cami ifade edebilmektir. Bu kişiden başlayarak toplumda da topluma hakim bir anlayış haline gelmiş insanlar arasında moda ise, güncel deyimle söylersek, yani insanlar böyle yapmaya imreniyor, böyle yapmak için çalışıyor, böyle yapma toplumu hakimiyeti altında bulunduran bir anlayışsa, o toplumda toplumsal kalkınma, toplumu meydana getiren fertlerin derece derece de olsa hepsinin fikri seviyeyi yükseltmeye yönelmiş bir çabası, aynı istikamete doğru düşünce derinliği, düşünce aydınlığı üzerinde derinleşmeye çalışması, genelleşmeye ve kavramaya çalışması sürecini yaşıyor olması demektir ki bunun sonucu olarak da toplumda, bu süreci yaşayan toplumda fikri seviye giderek yükseliyor, yüceliyor demektir. Eşyaya taalluk eden, en geniş anlamıyla söylediğimiz gibi eşyaya taalluk eden, eşyanın tabiatını anlamaya, kavramaya taalluk eden bu çaba, bu süreç insanları eşya ekonomik nitelikli olabilir, sosyal nitelikli, yani şey, ekonomik nitelikli, sosyal nitelikli, askeri nitelikli, bilmem ailevi nitelikli, ferdi nitelikli, biyolojik nitelikli, tıbba taalluk eden, eğitime, öğretime ve ila ahir, hayatın diğer bütün şubelerine taalluk eden şey olabilir. Nitekim insan her şeyle karşı karşıya, her şeyle iç içe. İşte her alandaki yükselen bu fikri seviye, her alanda tezahürlerini göstermeye, biyoloji alanında yeni buluşları, öteyi beri, teknoloji alanında bilmem ne, işte keşifleri, icatları, bilmem neleri derken, hayatı daha kolay yaşamayı, eşyanın gerçeğini tanımak, ondaki sıfatlara vakıf olmak suretiyle, vakıf olduğu sıfatları hayatı daha kolay yaşamada kullanıma dönüştürmek suretiyle teknolojik üstünlüğü yakalıyor. Dolayısıyla da peşinden yetemez oluyorsunuz. Yani fikrinin ürünü o kadar çok paralar ediyor ki sen gemiler dolusu buğday veriyor. Bir şu kadar bir bilmem ne elektronik cihaz alıyorsun. Çalış çalış alemlere, ellere çalışır hale dönüşüyorsun. Tabii en az maliyetle en yüksek ürün elde etmek ekonomide mümkün mertebe hedeflenen şeydir. İster hayvancılıkta, ister ziraatta, ister sanayide, teknolojide, her şeyde. Bunu da ancak eşyanın tabiatında taşıdığı özellikleri yerli yerince keşfetmek ve yerli yerince kullanabilmek kaydıyla yapabiliyor insan. Buna tevessül etmiyorsanız, bu yolu tutmuyorsanız yapamıyorsunuz. Dolayısıyla çok yüklü maliyetlere ürünler elde ediyorsunuz. O da tabii ürettiğiniz artan nüfusla da baş edemeyince toplum giderek fakirleşiyor da, bir de başka sömürücülerin de elleri yakanızdaysa daha da işin içinden çıkılmaz sonuçlar karşımıza çıkıyor. Biz kısaca tekrar edip konuyu bağlarsak, biz kalkınmayı fikri seviyenin yükselmesi olarak görüyoruz. İslam, eşyanın tabiatını, eşyayı yaratan olması bakımından en iyi bilen tarafından gönderilen bir din olduğu, eşyaya taalluk eden bilgilerin en sağlıklısı ve mutlak doğruların ifadesi olması itibariyle insanı kalkındırır, yükseltir, yüceltir, ona seviye kazandırır, onun fikri seviyesini yükseltir, zira kendisi yüksektir. Buna tevessül eden, aynı yolu tutan insanların hakim olduğu, onların düşüncelerinin, yaşam tarzlarının, duygularının giderek de kaçınılmaz olarak düzenlerinin hakim olduğu toplum da ister istemez yücelir ve yükselir. Yani bu kaçınılmaz hale dönüşür. Tabii bu yolu tutarsanız, yoksa nasıl ki bir gıdayı kavanozunun dışından yalar durursanız açlığınızı giderici olmazsa, Kur'an'ı da anlamadığınız dilden okurdurursanız, efendim manlayabilirim, anlamalıyım, benim anlamam için gönderilmiş diye yaklaşmaz da, onu teberrüken okursanız, şu gelenekselcilerin uydurduğu, ne idiğini de kimsenin bilmediği,
bereket olsun diye anlamına mı geliyor teberrüken Aydın Bey? Nasıl bereket oluyorsa hiç bereketini de gördüğü yok milletin. Böyle yaparsanız tabii onun size hiç dışından yala, kavanozundan yaladığınız gıdanın nasıl açtığınızı gidermediği, ihtiyacınıza cevap vermediği vakasıyla karşı karşıyaysak, öyle geriden geriye teberrüken saydığınız, okuduğunuz bir Kur'an'ın da ne topluma ne ferde uzaktan yakından hiçbir yararı olmuyor. Boyuna salgılarını artırıyorsun, açlığın giderek daha da azalıyor. İşte doyum filan sağladığın yok. Gerçekten öyle oluyor. Yani yalancı bir tatmin bilmem ne, işte yalancı memeyle avutulan çocuk gibi bir süre sonra insi yakıyor, içgüdüsel olarak anlıyor aldatıldığını, basıyor zırır, yani ağlamaya başlıyor çünkü. Kısa bir süre yalancı memeyle aldatılabiliyor insan, bebek de olsa. Evet, insanın yükseltmesi bizatihi İslam'ın yüksekliğinden, bu yükseklik de tabiatı itibariyle doğanın tabiatına, eşyanın tabiatına uygunluğundan, insanın fıtratına uygunluğundan kaynaklanıyor. En iyi kaliteli parça, araba parçası nasıl o fabrikanın ürettiği orijinal parçaysa, bir bakıma da yani insanlar için hayatta kullanacakları parçayı da Allah, yani onları yaratan Allah yedek parça olarak ya da kullanım işte malzeme, mazot, benzin olarak onu da o üretiyor, gönderiyor ki ondan alasını kim üretiyorsa adres verin de oraya gidelim. Yani mümkünü yok zaten, bulamazsınız. Bulunmuyor. Toplumun yükselmesi, yüksek şeylere sarılmasıyla, yüce değerler sahibi olması ve onları hayat tarzı edinmeye yönelmesiyle mümkün. Kişi ve toplum. Evet. İnsanlar arası ilişkiler başlıklı bir diğer konumuz var. Bu çok güncel, hepimizin kaçınılmaz, kaçamaz şekilde yapa geldiğimiz, zorunlu olarak yaptığımız şeyler. İnsanın en küçük çevresinden, hani suya düşen bir taşın düştüğü yerden başlayarak, İşte orada bir çukur meydana gelmesi, sonra halkaların taşın düştüğü yere en yakın yerden başlayan halkaların giderek genişleyip sonra fark edemeyeceğiniz boyutlarda daha uzaklara yayılması gibi, insan da kaya kovuğundan çıkmadığını, bir ailede işte annesi var, babası var, bir muhitte, bir şehirde, bir köyde, bir yerde doğmuş, büyümüş. En yakınlarından, ki bu en yakınları işte elbette ki annesi, babası, kardeşleri, ahiren komşuları, ahiren akrabaları, değil mi? Yani pratikte komşularını, akrabalarından önce sayıyorum. Hakikaten de öyle çünkü. Ölüyorsunuz yahut hastalanıyorsunuz, akraban duymadan kafesi komşun duyuyor. Pişirdiğin yemeğin kokusunu bile akraban hiç alamazken komşunun burnuna gidiyor. Çünkü mesafe buna el veriyor. Böyle herkesin, tabii mücerret yaşamayan, kendini alıp dağda bir manastıra kapatır gibi yine kuyuya filan atmayan için söylüyoruz. İnsanlar için de, yaşayanlar için, ki İslam ancak toplum içinde yaşanabilir, müfreden yaşanamıyor. Bu insanlar birbirleriyle ister istemez ticari, siyasi, iktisadi akrabalıkla, öteyle, beriyle, yani çok dallandırılıp budaklandırılabilecek, çeşit çeşit sınıflandırılıp isimler verilebilecek çeşitlilikte, ilişkilerde bulunuyorlar. Bu ilişkilerde insan nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli? Bir Müslüman işte annesinden babasından başlayarak kendi aile efradına, komşularına, yakınlarına, akrabalarına karşı nasıl davranma, bir de bu vasıfların hiçbirisi üzerinde bulunmayan diğer insanlara, akrabası da değil, komşusu da değil diyelim. Ama insan, yani kendi cinsinden biri. O insanların taşıdıkları dinleri farklı olabilir, kendi taşıdığının tam zıddı bir inanca sahip de olabilir, yaşam biçimi de farklı olacaktır tabii inancı farklı olduğuna göre. Çeşit çeşit insanla karşı karşıyayız. Yani yapısı, zihinsel yapısı ve ameli yapısı bakımından. İşte bütün insanlarla ilişkilerimizde, kadın erkek ilişkileri diye ayrıca ayrılabilir. Aile efradı içerisindeki ilişkiler, akrabalarla ilişkiler, gidilip gelinlerine nasıl oturulacak, nasıl kalkılacak, yok işte şununla yan yana oturabilir mi, bir arada olur mu olmaz mı, dışarı nasıl çıkacak, içeri nasıl... Yani kişinin dersek 3 ana bölümde ilişkileri var. Birincisi kişinin kendi nefsiyle ilişkileri diye tasnif edebileceğimiz, öyle sınıflandırabileceğimiz ilişkiler. İkincisi kişinin kendi cinsinden olan diğer kişilerle, yani kadın, erkek, bütün diğer insanlarla ilişkileri, ki bu ilişkiler çok geniş, bunun içinde ileride devletle olan ilişkileri de bunun içine dahil. Sonuçta devlet diye ayrı bir varlık yok, yani o da kişilerden ve uyguladığı nizam filandan oluşuyor. Üçüncüsü de kendini yaratan Rabbi ile arasındaki ilişkiler diye bu üç ana sınıfta insani ilişkileri irdelemek, incelemek ve bu açıdan bakmak mümkün. Bunun dışında da bir ilişkisi yok.
Rabbi ile arasındaki ilişkileri düzenlemede düzenleyici olarak Rabbini kabul ederse insan rahat ve huzur içerisinde ve onun kabul edeceği, onun razı olacağı ilişki türü sürdürmesi mümkün iken, diğer insanlarla ilişkilerinde de aynı kaynaktan kaynaklanması, kendi nefsini terbiye etmede, ona bir biçim vermede de aynı kaynağa başvurması ne akılla çelişir ne başka bir şeyle çelişmez. Yani böyle yapması halinde ancak rahat edebilir insan. Çünkü fıtratına en uygun olan kurallar bunlar. İnsanlar arasındaki ilişkiler mutlaka insan insanla önce yüz yüze karşılaşıyor. Yani önce sırtını görseniz bile o size fazla bir anlam ifade etmiyor. İlla ki yüzünü görürseniz, kimdir, nasıl biridir, işte esmer mi, sarışın mı, öfkeli mi bakıyor, sevecen mi, yılışık mı falan mı, fıstık mı? Yani yüzler kişilikleri dışarı vuran şeyler. İnsan sırtından tanınmaz, yüzünden tanınır. Ayağından tanınmıyor. Yani o çok daha ihtisas işleyen işlere dönüşüyor. Bu bakımdan yüz yüze birbirini görmekle başlayan insani ilişkilerde İnsan olması münasebetiyle diğer canlılara da ayrıca ve ilaveten aynı şekilde davranmalı ama güler yüzle, sevecen, yani güven verici ne demeli, nasıl bakmalı? Öyle bir bakmalı ki yani benden sana zarar gelmez, ben senin iyiliğini istiyorum, ben dostum. Hani dostum, misafir işte, Tanrı misafiri falan diyoruz ya, ne demek bu? Güven duysunlar. Çünkü hiç tanımayan bir adam, Amerikan kovboy filmlerinde olduğu gibi hemen çiftliğine, evine birisi gelir, hemen çifteyi alıp yağıtma üzere dikiliyor. Kim bunlar hani? Hemen. Şimdi karşı taraf işte yüzünü şey yapıyor, bir silahına davranmıyor. Diyor biz işte geçiyorduk, uğradık, ekmeğiniz var mı, bilmem suyunuz var mı, biz su içebilir miyiz filan. Böyle böyle yaklaşıyor. Yoksa gelen kim yani, seni öldürecek mi, ne yapacak, ne edecek? Bunu ancak yüzündeki ifadeyle, gözündeki bakışınla ifade edebiliyorsun. Bu güveni verirsen adam yaklaştırıyor yanına. Güler yüz bu açıdan ilk ve vacip olan şey. Yani temiz, güler bir yüz. Temiz yüz derken hani bakışında da insanın öyle pis pis bakabilir. Hani onu kastediyorum. Pislikle bakmayan. İyiliğini ister bir bakışla başlayacak ilişkiler. Herkese karşı. Yani çocuğun annesine, bilmem babasına, karının kocasına, kocanın karısına, müşterinin satıcıya, satıcının müşteriye. Öyle ya çatık kaşlı ve ne diye geldin der gibi bakan bir bakkala insan girmek ister mi? İstemez hani, ancak zaruret halinde yüzü batsın, işte ihtiyacım vardı, şunu alayım çıkayım bir daha mı dedirecek bir ilişki sürmez. Sürmeyen ilişki de kurur, biter. İlişkileri sürdürmek, küsmemek, devam etmek lazım. Devam etmek için işte güler yüz ve iyi niyeti aksettiren, iyiliğini istediğinizi ifade eden bir yüzdür güler yüz. Tabii yalnız güler yüzle başlıyor ama güler yüzü takviye edecek, onu tavsiye edecek, onun güvenini sağlayacak şeylere, ek amellere, davranışlara ihtiyaç var. Bu davranışları da güler yüzünüze ekler iseniz, yani yüzünüzün güldüğünün sahih olduğunu, içten olduğunu ancak davranışlarınızla ispat edebiliyorsunuz. Onun iyiliğini istediğinizi. Böyle yapmanız halinde insanlar size karşı sıcaklık duyacak, sizin kendilerinin iyiliğini istediğinize inanacak. Bu inanç, bu ilk ışıktır ki ondan sonraki ilişkilerin boyutunun gelişmesine imkan veriyor. Yeşerip boya. Kendini yenilemek ve yeni tutabilmek ya da tutmak başlığı altında mütalasında zaruret ya da yarar gördüğümüz hususa değinmek istiyoruz. Önce yenilenmek ya da yenilemek ne demek ki, kendini yenilemek, yani daha bir özel alan için, özel anlamlı alan için ne ifade ettiği ortaya çıksın. Malumumuz yeni, taze demek, işte geçerliğini koruyan demek, kullanım imkanı en yüksek düzeyde olan demek. Velhasıl yeninin tersi, yani eskiyle alakası olmayan demek. Eski derken yalnız zaman açısından değil, kavramsal olarak söylüyorum. Velhasıl işte paslanmamış olmak demek, uyuşmamış olmak demek, kireçlenmemiş olmak demek, yani tersinden de tarif edersek. İnsanın kendini yenilemesi ise sürekli surette kendinde var olan, kendinde bulundurduğu düşünceleri, fikirleri, görüşleri sürekli hayat içerisinde uyarlamaya koymak suretiyle onların ne kadarının olabilirlik imkanı taşıdığını, ne kadarının olayların, işin, vakanın gerçeğine uymadığını tespit etmek suretiyle her geçen gün daha çok uyar hale getirmesi için
düşüncelerini daha çok teste tabi tutması, daha çok kullanılabilir, daha büyük nispette sini kullanabilir hale getirmesi, vaktiyle sahibi olduğu bir şeyi, herhangi bir konudaki görüşü zaman içerisinde geliştirip daha yenisini, yani mutlaka eski diye terk etmek anlamında değil ama uymadığını, şeyin düşüncelerinin taalluk ettiği konunun mahiyetine uygunsuzluğu nispetinde ondan uzaklaşmak ve daha çok uygunlaştırmaya yönelme, insanın kendini yenilemesi sürecinin bir bakıma açıklaması sayılabilir. Mesela bir Müslümanın kendini yenilemesi ne demektir? Şu ana geldiği zamanı düşünelim. Şu ana kadar sahibi olduğu bir takım düşünceleri vardır, görüşleri vardır. Eğrisiyle doğrusuyla, az eğrisiyle çok eğrisiyle, çok doğrusu çok az doğrusuyla. Bunları sürekli kullanımda, kullanımı arz etmek, kullanmak suretiyle, kullanmanın sonucu insanlara anlatırken olsun, kendi hayatına uyarlarken olsun, ikisi de kullanım alanı sayılır, gerek teorik gerek pratik alanda kullanım. Bu konularda başarısı nispetinde ve muhatabı ikna nispetinde ne kadarının yenilenmesi gerektiği, kendini geçmek, kendine yetişmek ve kendini aşmak anlamında da kullanılan bu deyim, ki bu sürecin daha ileri safhalarının ifadesidir. Kendi görüşünü dahi insanın geliştirmesi ve kendini geçmeye çalışması sürecinin adı denilebilir. Belki anlatımda güçlük çekiyorum ama herhalde ne demek istediğimi iyi kötü anlatabildiğimi sanıyorum. Veya sorularınızla daha da iyi anlatmaya çalışırız. Sorularınıza verilecek cevaplarla. Şöyle diyelim, bir insan başlangıçta bir konuda filan şekilde düşünüyordur. Ama zaman içerisinde o düşüncesinin taalluk ettiği meselenin tabiatına nispetsizliği, intibaksızlığını fark ettiği oranda o düşüncesini değiştirmeye çalışması, düşüncesinin yaramaz kısmını terk edip o kısımları da yarayacak, taalluk ettiği eşyanın tabiatına uyacak kısımlarla doldurması, bu surette daha bütünselliğe kavuşturmaya çalışması insanın kendini yenileme sürecinin ifadesi sayılabilir ya da böyle tanımlanabilir. Yeni tutmak da, kendini yeni tutmak da bu işlemi sürekli yapmak. Yani hayatının belirli bir döneminde değil. Mesela insanlar örneğin işte belli bir çağda tahsil yapıyorlar, okul okuyor, işte ilkokula giriyor. Bu bir süreçtir ama süreli bir süreç. Yani diyelim ilkokulu 5 sene sürüyor, ortaokulu 3, lisesi 3, üniversitesi 4 veya 5 sene sürüyor ve bitiyor. Ondan sonra okumayı, mesleki alanda da olsa araştırmayı, düşünmeyi hemen hemen tamamen bu süre içerisinde ne öğrenmişse onunla ömrü billah onu bozdurup bozdurup harcıyor. Dolayısıyla alanında, mesleki alanda daha çabuk görülebiliyor bu. Alanındaki gelişmeleri takip etmiyor, yeni literatüre bakmıyor. Vaktiyle kendisi okurken o konunun fakültesinde, diyelim tıp fakültesi, neler kitaplara girebilecek güce erişmişse o bilgilerle donanmış ama ondan sonra aynı alanda her gün harıl harıl her ülkenin uleması, alimleri, bilginleri çalışıp duruyor. Onların çalışmalarının ürünleri yayınlanıyor, literatüre geçiyor. Fakat okumayı üniversite bitirmekle sınırlandıran bir tabibin kendini geliştirmesi, kendini yenilemesi, tıpla ilgili bilgilerinde yeniliklere kavuşması ve yeniliklerle yaşaması hemen imkansız hale geliyor. Bu suretle de işte duvarda asılı diploması muayene ediyor, o parayı alıyor. Fakat onun ne teşhisinde ne tedavisinde bu konuda kendine benzemeyen ve sürekli yenilikleri takip edip duran, kendisi de laboratuvarında hastalar üzerinde deneyimlerle çalışmasını sürdüren insan gibi olmuyor. İkincisi, hazık bir doktor, meşhur, mesleğine meraklı, önemseyen, insanları da hastasını da mesleğini de önemseyen bir insan olarak nam yaparken, çok iyi bir doktor diye herkes onda muayene olayım, o tedavi etsin derken, birincisine metazor insanlar mecbur kaldığı için gidiyor ama istemeye istemeye çaresizlikten gidiyor. Normal bir insanın da hiç çaresizlikten kendine gelinmesini isteyeceğini düşünmek mümkün değil. İstenir ki, herkes ister ki bendeki marifetten dolayı insanları kendime cezbeden, kendime celbeden birisi olabileyim. Bunun için kendinizi yeni tutmak, alanınızda, iştigal alanınızda, meşguliyet alanınızda ne türden yenilikler oluyor, ne türden gelişmeler oluyor ise yenilikle gelişme aşağı yukarı
aynı anlamda, eş anlamlı olarak kullanmaya çalışıyorum. Onları takip ederseniz yenileyebilirsiniz kendinizi mesleki açıdan veya daha global olarak fikri açıdan. Başka türlü insanın kendini yenilemesi mümkün değil. Ya yenilemeyi kendini yenileyenlerden kendinize aktarmak suretiyle becereceksiniz ya da aynı zamanda kendiniz de kendinizi geçmeye çalışarak bilebildiğiniz şeyleri daha fazlasını bilmeye, daha özlü bilgiye, daha fazla teste tabi tutulmuş bilgiye dönüştürmek, daha uygulanabilirlik oranını artırmaya çalışmakla insan kendini yeniler ve geliştirebilir. Yeni tutabilme de bu süreci yaşatan insanın yapabildiği işin adıdır. Bu süreç belli bir süre yapılırsa o sürenin sonuna kadar sürer. Ondan sonra geldiğiniz noktada durgun su gibi bir milim daha ileri gitmez. Aynıyetinizi bulunduğunuz hali konserve eder, onu korumaya çalışırsınız. Halbuki bu süreci devamlı çalıştıran, hiç koparmayan, sona erdirmeyen kişi ölene kadar bu yükselişin, bu kendini yenilemenin, bu kendini geliştirmenin ve yeni tutmanın içinde yaşadığı için onun paslanması, onun uyuşması, onun kireçlenmesi, yani bilgilerinin işe yaramaz hale, atıl hale gelmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Evet, kendini yenilemekle ilgili özetle anlatılabilecek şeyler bunlar ama sualleriniz olursa belki konuya daha açıklık getirici şeyler cevaplarımız dolayısıyla olabilir. Sualiniz var ise. Yani bir insan bakıyorsunuz özellikle dini açıdan işte vaktiyle şu hocadan bir şey duymuş, almış onu ambarına atmış, datasını atmış. Hiç ne adarıyor ne döndürüyor, bu işe yarar mı demiyor, yaramaz mı demiyor. Hani öyle bazı pazaklı insanlar, kadınlar olur işte, çulu çabı doğruya buraya tıkar, yarar mı yaramaz mı filan. Orada kaç sene kalır, kir, pas toplar bir şey, işe de yarar mı yaramaz filan. Öyle yani, bilgiler de mutlaka şey yapılmalı, teste tabi tutulmalı, taalluk ettiği konularda kullanılmalı. Bilgi zaten bilgi olarak taşınılsın, korunsun için var olan şey değildir. İnsanlara hayatı kolaylaştıran, hayatı yaşamakta kendilerinin kullanım aletleri, yaşam biçimlerini belirleyen ve yaşamla onları iç içe geçiren şeyin adı olmadığı sürece, kitaplarda kaldığı sürece hiçbir bilginin, o bilgiyi meydana getirmenin, onun için sarf edilen emeğin kimse için bir yararı, kimse için bir menfaati olmaz. Bugün milyarlarca dolar sarf etmek suretiyle işte sanayileşmiş denilen ülkelerde yapılan araştırma, geliştirme, yani diğer bir tabirle teknolojide yenileşme, teknolojiyi geliştirmek, teknolojide de kendi kendini aşmaya çalışma için sarf edilen trilyona yakın dolarların, yakın olarak söylüyorum, sonucunda elde edilen bilgiler şayet üretime dönüştürülmese insanlar ondan yararlanmayacağı için onca para suya atılmış gibi olur. Hiçbir işe yaramaz ve hiç kimse de sonucu böyle olacak bir geliştirmenin, bir araştırmanın, bir yenilemenin anlamı olmayacağından kimse bir sent bile ona harcamaz. Bütün bunlar niçin harcanıyor? Avanaklıklarından değil. Yani bu araştırmanın sonucu ulaşacakları nokta, vardıkları, ulaştıkları yenilik, o yeniliği sanayide üretime dönüştürme sonucu elde edecekleri yeni ürünler vasıtasıyla kazanç, gelecek kazanç o kadar büyük ki o araştırma için harcanan paraları, yenileme için harcanan paraları solda sıfır bırakıyor adeta ve hiçbir ülke, aklı başında basiretli bir ülke, araştırmaya, geliştirmeye, teknoloji veya biyoloji veya kimya bilmem ne, yani genel olarak teknoloji alanında diyelim, yenileme sürecinden kendini alıkoyamıyor. Alıkoyduğu an, yani yarışı bıraktığı an kaybeder. Kaybedince de düşüş sürekli, öyle belli bir yere gelip durmuyor. İnsan sürekli sıfıra doğru irtifa kaybederse sonuçta kan kaybedip duran bir vücut nasıl hayatiyetini yitirme süreci yaşıyor ve bir noktada da hayat duruyorsa, o ülkenin de hayatı, zenginliği, çalışması, becerisi filan her bir şey duruyor. Türkiye'de araştırmaya, kendini yenilemeye, yani kendini derken bizim konumuzun biraz daha genişi veya daha dar bir alan, işte sanayide, teknikte, teknolojide filan, buna yapılan harcamaların çok düşük olması, bir şey bulan, keşfeden, çalışıp çabalayıp bir şey ortaya koyan insanların mükafatlandırılmaması, onların teşvik edilmemesi sonucu kimsenin yeni bir şey bulmaya ya da mevcutları yenilemeye hevesini bırakmıyor. Olmayınca da, toplumca da heves terk edilmişse, o arzular insanı tahrik eden şeyler, hiç gayret sarf etmiyor. Ne olacak? Yani
ziraat mühendisi ne olsa maaşını tarlaya gidip çalışsa da, işte buğday cinslerini geliştirmeye, ürünü daha artırmaya uğraşsa da aynı maaşı alıyor. Masanın başında dört imza atsa da iki evraka alıyorsa, o zaman ne diye güneşin alnında gübre kokularının içinde tarlada uğraşsın, didinsin. Bu böyle bir tutum da o ülkeyi berbat ediyor. Hiç içinden çıkılmaz boyutlarda sorunlarla karşı karşıya getiriyor. Evet, fikri olarak da bunu ele almak, siyasal açıdan ele almak mümkün. Sürekli olarak kullanılan fikirler, düşünme sonucu ortaya çıkan düşünceler, fikirler, hükümler, taalluk ettikleri eşya ile ilgili sürekli sınamaya, denemeye tabi tutulmalı, kullanılmalı bu suretle ki onların dayanıklılığının nispeti ölçülebilsin ve dayanıksızlığı oranında onlar terk edilmeye, intibaksızlığı oranında bırakılmaya ve daha geçerlilik oranını artırıcı çabalarla sürekli gelişme yolu takip edilmeli, yenileme yolu takip edilmeli. Bu her açıdan insanın fikri gelişmesini kapsayan çok geniş bir deyim. Bunun sanayiye akseden, teknolojiye akseden, biyolojiye akseden, ziraata akseden, içtimai hayata akseden, devlet yönetimine akseden çok gölgesi var. Yani çok yönlü, hayatın tüm sorunlarını kucaklayan bir mesele bu. Mesela toplum yönetimi konusunda Türkiye'de ne araştırma var, ne geliştirme var, ne kendini yenileme düşüncesi var, bırakın çabasını. E işte bir vakitler birileri bir devlet kurmuş, belli bir mekanizma var. Her geçen gün de hantallaşıyor. Göreniniz vardır, belki Çukurova belgesi daha öncesinden tanır. İlk traktörler çıktı, biz çocuğuz. İşte 1930 yılında filan gelmiş Türkiye'ye. Ve bizim mucura da gelmişti. Demir tekerlekli, o lastiklerin var ya, çamuru tutmak için şöyle geniş geniş dişleri var. Traktör lastiklerin, arka lastiklerin. Onun yerine şöyle somunla tutturulmuş şu şekilde şöyle şeyler var tekerlerde. Demirler var filan. Hantal bilmem ama işte öküze ata nispet edince ondan alası can sağlığı idi. Ama herifler durmadılar. O tekerin yerine neyi koyarız? Yani o demir tekerin yerine nasıl bir teker koyarız? Sonra işittik işte o devasa büyük kocaman iş makinelerinin tekeri gibi işte bildiğimiz koca koca traktör tekerleri. E peki pulluğu taktığı zaman tarla zorluyor, traktör havada kalıyor hafif. E onu nasıl gidereceğiz? Şimdi demirin ağırlığı lastikte yok. Bu sefer hava yerine su basarlarmış meğerse tekerlere. Öyle duyuyorum. Evet, arka tekerler su doldurulmuş. O suyun ağırlığı demirin ağırlık işlevinin karşılığı. Öyle. Yani böyle böyle derken bugün taksi gibi traktörler var. Yani ayrıca iş makinesi işlevi yapılan, yani önüne bir takım alet, edevat, takım, taklavat takılıyor. Bilmem kanalaşmakta kullanıyor. Arkası bilmem neyi çapalıyor filan. Yani şeyler gibi, hani istakozlar gibi 9 bacaklı, 8 ayaklı acayip aletler haline geldi ve çok yönlü kullanılıyor. Yani örneğin bir küçük belediye küçük bir traktör alıyor. Bir sürü de aksamını bu gibi aldı mı, işte o kasabanın kanalizasyonuydu, telefon hattı için PTT'ye kiralamaktan tut, kendi işlerine varana kadar hepsini görüyor. Efendim, kum mu yığılmış, onu alıp bilmem kamyona yıkılacak, ne diyorlar, ona kepçesini de takıyor, bilmem nesini de, bir traktörle. Ama başlı başına iş makinesi alsanız, o çaplı büyük işiniz olmadığı için rentable olmuyor. Örneğin bir Caterpillar Dozer veya işte Japon Komatsu filan. İhtisas, yani çok büyük işlerde yalnız kendi görebileceği kepçeler var. Yani kepçeden başka da makine bir iş görmüyor. Yahut işte kanal kazan o devasa Urfa tünelindeki makineler var. E şimdi onu bir belediye ne yapsın? Yani şehrin altını bir yılda deler, ondan sonra makine gene boşta kalır. İşte ihtisaslaşan firmalar kullanıyorlar. Velhasıl her şey geliştirile geliştirile, vaktiyle radyolar ilk çıktı filan, işte bize kadınlar geldi, babam bir radyo almış, bazı kimseler almışlar, alabilmişlerdi. İşte Allah aşkına Ercüment'e sen akıllısın, hadi bir içinde konuşan adamı bize göster diyor. Yani arkası, radyo da içine adam girecek kadar birader. Yani şimdi elinde şu kadar şeyi görüp de içindeki adamı göster deme, çünkü bir ona bakar, bir adama bakar, sığmaz. Onun için bu soruyu da yakıştıramaz kendine ama içine adam girecek kadar koca koca radyolar var idi, o lambalı radyolar. Efendim bir piller, bataryalar, Allah eline alsan, yanlışlıkla düşürsen ayağını ezer. Öyle ağır bataryalar filan. Şimdi şu minicik şeyler, şu kadar şuraya koy filan. Tabii bütün bunlar geliştirmenin sonucu. Yani sanayiye akseden yenilemenin ürünleri bunlar. Yenilenmenin ürünleri. De mesela çalış çabala, bütün elektronik cihazlar lambayla işlerken günün biri geldi, bu
yenilenme çabalarının sonucu transistör denilen bir alet icat edildi. O da küçücük bir şey işte, hani görüyorsunuz şu kadar, iki ucunda tel var bir yerlere lehimlenmek için, entegrasyon sağlamak üzere. Allah, o transistör bulunduktan sonra ne köşeler dönüldü, koca koca cesim şeyler, aha şu kadar şu kadar hale geldi. Yani yere yurda sığmıyor, anlatıyorlar hatta bastık müzelik kitaplara girdi de ilk bilgisayar böyle şu evin büyüklüğünde filanmış. Şimdi şurana koyup taşıyoruz. Tabi yapılan şeylerin üzerinde durmazsanız ilk yapıldığı gibi olmuyor. Üstünde dura dura, yani bir yolu yaparken de önce bir dozer açıyor topraktan filan, ondan sonra belli maddeler seriyorlar, bir sulayarak gidiyorlar, geliyor ağırlıklı makine, arkasından bilmem ne işte mıcır ekiyor, arkasından biraz zift döküyor filan derken sonra kullanımı açıyor ve gide gele hatta biraz hamken açıyor ki otursun da üstünden yüklü vasıtalar geçtikçe çökmesin sağ sol, yol bir an evvel bozulmasın diye. En son işte sıfır numara asfalt haline geliyor ama o epey bir süre sonra geliyor. Gelişme böyle insan hayatında, her şey, attan nasıl yararlanır, deveden nasıl yararlanır insanlar, hayat yaşanırken öğreniyor. Öyle hayatın dışında, yaşamın dışında hayat öğrenilmiyor, hayatın gerçekleri öğrenilmiyor, eşya tanınmıyor. Mesela insanoğlu deveyle, atla, eşekle, katırla filan ta başından beri birlikte. İşte baş edebildiği hayvanları ehlileştirerek, yani ehlileştirme, evcilleştirme, hizmetinde kullanabilmeye yönelik amaçlı teşebbüslerin sonucu kimisi ehlileşmiş, kimisine yanaşılamamış filan. Şimdi aslanın neresini ehlileştireceksin, ehlileştireceksin ne yapacaksın? Ama yabani camuzu bir yakalayabilse çok iyi, çift sürer ama sorun. İşte deve mazlum bir hayvan, öyle işte. Yemiyor, içmiyor, niye yemek vermedin de demiyor filan derken, onunla yaptığı yolculuk, onunla düşüp kalkmasının karşısında dili yok ama işte onun yaşamından insanoğlu nice şeyler çıkarmış. Bakıyorsunuz, insanoğlunun dünyada hicret etmesi, yani dünyanın çeşitli mıntıkalarına yayılmasında develerin birinci derecede rolü olduğunu bir belgesel uzun uzun anlatıyordu televizyonda. Hangi kanaldı, kaç sene evvel. Diyor, deve öyle özellikler taşıyan bir hayvan ki onun içinde içtiği su hiç bozulmadan saklanıyor. Yani deve onu saklıyor. 2 ay su içmeden sürekli yol alabiliyor. Onun için yolculuğa çıkanlar ne yapıyorlar? Yanlarına bol miktarda deve alıyorlar. Yolun, çölün, önlerine çıkacakları çölün mesafesini falan bilmedikleri için bol miktarda deve alıyorlar. Bir kısmı zaten kendi binitleri falan. Diğerleri de yedek. Yani nerede yiyecekleri bitti, suları bitti. Mevcutlarına göre 1-2 deve kesiyorlar. Onun içindeki o bozulmamış, idrara dönüşmemiş suyu içiyorlar. Etini de yiyorlar. Hadi bakalım 5-10 gün daha diyelim gidiyorlar. Ondan sonra 2 deve daha derken bakmışın koca sahra çölü, büyük sahra aşılmış. Öyle dayanıklı bir hayvan olmasa yapamazdı bunu. Yapması mümkün değildi. Yani yeryüzüne develer olmasaydı insanların yayılması mümkün değildi diyor belgeselin sonunda. Hakikaten de yani böyle bir hayvan yok. Yeryüzünde benzeri yok. Allah Kur'an'da diyor ki efela yanzuruna ilel ibli keyfe huligat. Develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Her yaratılanın yaratılışı bakılmaya değer de deve çok daha enteresan bir varlık ve müthiş bir dayanıklılık, müthiş bir hayatiyet arz eden bir hayvan. O bakımdan devenin, yani deveyle ilgili bilgilerini geliştirmeyen insan, o deveyi tanımayan insan, tanımaya çalışmayan bir insan ondan gereği gibi yararlanamaz. Olsa olsa azami, ilkel, iptidai bilgilerle onun sırtına yüklemeyi düşünebilir. Bir de kendi binmeyi, işte beni şuradan şuraya götürsün demeyi düşünür. Ama böylesi biraz evvel anlattığım cinsten özelliklerine vakıf olacak kadar dikkatinizi üstünde toplamadıysanız bu özelliklerinden mahrum kalırsınız. Mahrum kalınca da o özelliklerinden dolayı yapabildiği işleri deveyle yapamazsın. Çünkü düşünmüyorsun ki deve böyle, bilmiyorsun ki emek vermiyorsan. Teknik de böyle. Eşyanın zaten bütün teknolojinin elde ettiği bilgilerin mecmuu, toplamı, eşyanın tabiatında Allah'ın yarattığı özellikleri keşfetmek, uğraşarak bunları tanımak, bu özelliklerin işte ya doğrudan doğruya kendisinden yararlanmak ya da birbiriyle çıkarılıp toplanması, çarpılması, eklenmesi filan gibi, birleştirilmesi filan gibi, bunların da ortaya çıkaracağı yeni özellikleri hayatı kolaylaştırmada, hayatı yaşamayı kolaylaştırmada kullanmanın sonucudur işte. Bütün teknoloji, biyoloji, öteberi, her şey sonuç olarak bu. Bunun için eşyaya nazar etmek, bakmak lazım. Anlamak için bakmak lazım, kavramak için bakmak lazım. Nihayetinde de
pratiğe dökmek için, yani ondan yararlanmak için bakmak lazım. Bakarsa insan, fikri açıdan da yapacağı şey budur. Sürekli yani alıştığı bir düzen veya gözünüzü açtığınız bir bürokrasi gördünüz, bir yönetim biçimi gördünüz. Bakın, alışılagelmiş bir yönetim şekli vardı Türkiye'nin. İşte kaplumbağa süratinden daha düşük bir süratte bir 5 paralık evrat, 99 yer, 188 imza, bilmem ne, her birinin sümeninin altında kaç gün kalaraktan falan, yani canından insanları bezdirecek bir yürüyüş var idi. Çok ufak bazı tıkanıklıkları, şuradan hani damar tıkanıklarını balonla açma gibi, Özal açtı. Örneğin yanıldı da bir vatandaş cebinde 5 dolar mı bulundurdu yanlışlıkla, ayvayı yedi mahkeme kalsın. Ulan bunun alayı kaç kuruş, bu kadar sürdürmeye değer mi? Mesela işte yabancı para taşımayı yahut onunla alışveriş yapmayı, hatta onu içeride alıp satan biri olan öteberi kurmayı bu engeli kaldırıverdi. Bir baktınız bir konuda çok küçük görünen bir şey ama ne kadar da başı ağrıyan insan varmış. Herkes bir süre zinciri çözülmüşe döndü. Yalnız bu açıdan bile olsa. Daha buna benzer nice şeyler. Söylüyorlardı zaman zaman, işte benim sevgili vatandaşlarım diye elinde kalemine çıkardı ya topalak topalak milletin karşısına. Orada anlatıyor işte bilmem ne belgesi almak için yahut işte şu işi yapmak için tam 78 imza gerekiyormuş filan, işte biz bunu 55'e düşürdük filan diye. Yani o kadarı bile hissedildi. Yani yaşamda gerçekten esas itibariyle İslami olmaması ötesi belisi ayrı bir konu ama bürokrasinin işlerliğinde epeyce bir böyle pıhtılaşan kanın akışkanlığının sürati ne kadar? Şu kadar. Bir de incelmiş, işte aspirinle inceltilmiş bir kan daha hızlı akar. Yani ne kadar cıvık olursa bir şey o kadar hızlı akar. Ne kadar katı olursa o kadar zor akar. Biraz hareketlilik hakikaten toplum bazında, hem ekonomide, tarımda, inşaat sektöründe filan, yani genel anlamda oldu. Olmadı mı? Hissettik hepsini. Yaşadık daha dünkü olay yani. Mesela bugün mesken konusunda öteberi, ufacık tefecik biraz yardımlar filan. 750 bin lira verdi nihayet faizsiz mesken kredisi. Ne var? Sonunda kendisi dertten kurtuldu. İşte vatandaş evsizim, barksızım, ne yapacağım diyor. Onun yakasına yapışıyor. Benim yapışacak değil ya. Ben değilim ya devletinin başı. Bunlardan kurtardı kendini ama büyük çapta epeyce yığın yığın meskenler yapıldı. Yani bakıyorum bu şey Mersin'den buraya, Allah'ım sen bilirsin. Bunlar hep ikinci mesken. Kimse kışın oturmak için yapmıyor. Hep yazlık. İkinci mesken. Daha birinci mesken sorunu çözememiş. Benim gibi gariban dolu Türkiye. Ha. Millet ikincisini yapıyor, alıyor. Demek istediğim şu, yani özetle hayat bir bütün ve küçüklü büyüklü her alanı mutlaka kendisiyle ilgilenildiği oranda sizinle ilgileniyor. Siz ona yar olursanız o size yar oluyor. Siz onu düşünürseniz o sizi düşünüyor. Siz ineğe yem verirseniz o size süt veriyor. Yani daha basit bir ifadeyle. Bu bakımdan insan eğer yaptığı işi eğlenmek için, yani eğlence olsun diye, işte meşguliyet olsun diye yapmıyor. Bir amaca yönelik diyelim, kazanmaya yönelik diyelim. Her açıdan, fikirsel açıdan, şahsiyeti açısından, onur açısından, şeref açısından, iktisadi değerler açısından kazanca yönelik yapıyorsa, o zaman daha fazla aynı zaman süresi içerisinde neden daha fazla ürün elde edecek bir yol tutmasın? Neden daha rentabil, daha kazançlı bir yol tutmasın? Tabii ki esaslara riayet etmek, kurallara uymak kaydıyla, tabii daha fazla kazanacağım diye rüşvet vereyim de kazanayım. Bunu söylemiyoruz. Zaten bu gerçek kazancı artırıcı bir şey değil. Bu arzi ve köpük bir kazanç. Yani esaslı bir üretimin karşılığı değil şey. Ortaya konulan bir yeni değerin karşılığı değil alınan rüşvet. Ortaya hiçbir değer konulmadan, hiçbir değer yaratılmadan beklenilen bir karşılık. İşte bu filan kazanmış, siz onun kazancından bana işte şu veya bu vesileyle ver diyorsun yani, o kadar. Veya o size aman şöyle böyle olsun verin diyor. Evet, kendini yenilemekle ilgili ve yeni tutmakla ilgili söyleyeceklerimiz dilerseniz bu kadar olsun. Sorularınız yok ise, var ise cevaplandırmaya çalışalım mümkün mertebe. Yenilenme ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor? Efendim, dikkat edilirse bu yenilenme, yeni, her şeyin yenisi insana rahat veriyor. Mesela arabanız yeni, sıfır. Sanayiye gitme derdin yok ya, şurada kırılır mı, burada dökülür mü, şurada patlar mı, şurada çatlar mı? Yani rahatlık veriyor size. Hayatı daha kolay yaşamanıza yardımcı oluyor. Ama benimki gibi 19 yaşına girmiş arabam varsa her bir tarafından bir ses, acaba bir yerine bir şey olacak da, işte Soroslarda mı kalacağım?
Çaykavak yokuşunda mı sağa çekilip duracağım? Orada kalırsam ne yaparım? Şurada kalırsam nereye olur diye. Normal bir yaşamınız, rahat olabilecek bir yaşamınız ne oluyor? Sıkıntılarla muhasaraya alınıyor. Her alanda böyle. İşte arızalı paslanmış eski bir soba mı? Yahu acaba patlar mı çatlar mı? Ödün kopuyor ama yeni getirip yaktığın bir sobanın patlar mı çatlar mı? Çünkü zaten firması onu test etmiş. Patlayıp çatlamayacak şekilde olduğu için piyasaya sürmüştür veya öyle yapması lazım. Bu size rahatlık veriyor. Durup dururken başınız ağrımıyor, karnınız ağrımıyor. Derdinizi çaltmıyor ve o gibi şeyleri dert edinme yerine halledilmesi gereken başka şeylere kendinizi teksif ediyor, yönlendiriyorsunuz. Bu insanın fıtratının gereği. Yani kim istemez herhangi bir işi kolay görsün. Yani bir taşı 100 kazma vurarak mı çıkarmak istersin, 10 kazma vurarak mı çıkarmak istersin diye birisine sorsalar, birisine değil herkese. Hiç kimse 100 kazma vurarak çıkarmak isterim demez. Yani 90 kazmanın vurulacağı vakit içinde başka taşları çıkarmayı düşünür. Veya taş çıkaracağız ya. He? Ne diye fazla zaman, fazla emek harcasın? O kadar bol da değil. Üstelik insanın canı da tatlı, rahatla. Rahatı da seviyor. Bu doğal, yani insan doğasının kaçınılmaz bir sonucu. Herkes beceriyor. Mesela öküzü bulmuş ondan sürüyor filan. Bulabilirse, eliyleştirebilirse, atı bulursa ondan da sürüyor. At daha hızlı sürüyor mesela çifti. İşte eşekle gidiyor filan yere. At buldu mu o değme keyfine. Daha bir niye? Daha kısa zamanda gidiyor. Daha çevik. Hih dedim mi bitti yani. Hemen işini görüveriyor. Kim istemez? Onun için şahan at. Kulağı düşük öyle hırbaçtan da anlamayan at yerine adam gücü yettiği oranda daha cins at alıyor ki işini daha çabuk görsün. 8 otomatiği de var atların. İşte 4 silindir, 124 motor filan da var yani hacim. Herkes her şeyin iyisini istiyor. İster de, istemeli de. Yani güzel de bir şey bu. Kınanacak bir şey değil. Yeter ki buna ulaşmak için bir takım çiğnenmemesi gereken kuralları çiğnemesin. Başkasına zulmetmesin. Haksızlık etmesin, hırsızlık etmesin. O kadar. Yoksa güzeli istemek, güzel evde oturmayı istemek niye suç olsun ki? Nasıl suç olabilir ki? Yani sana suç değil de bana niye suç olsun ki? Hangi geçerli gerekçeyle olabilir ki böyle bir şey? Suç değil mi? Doğa bunu istiyor. Yani insan doğası, fıtratı istiyor bunu. Şu şey yok mu? Şimdi evet, insan doğası olarak bunları istiyoruz. Her yeni gelen ilk geçen şeylere sahip olalım istiyoruz. Ama medya bizim evimizde ve zihnimizde incetimi düşünceler sanki var. Yani hep bakıyoruz beyaz eşya, kahverengi eşya ve siyah eşyalarla doldurma konusu. Ve her gün her gelen. Yani çocukluğumuzda, tabii siz de daha eskilerden biliyorsunuz. Çocukluğumuzda edindiğimiz ev eşyası bugün beğenmiyoruz. Ki yarın da beğenmeyeceğiz. Bizim Japon'la görüşüyoruz. Duvara monte edilmiş tek yani duvar gibi bir televizyon üretmişler. 15 yıl sonra. Üstatı harita gibi evet. 15 yıl sonra peyzaj üretmişler. Şimdi niye sürmüyorsunuz? Şu an bile 15 yıl tüketecek kadar stokumuz var dünyada. Evet. Anlamdaki bir tüketim toplumu biz Müslüman olarak ne kadar geçeceğiz? Onu kastetmiyoruz. Şimdi şöyle Ramazan Bey, tüketim toplumu anlamında söylemiyorum. Batı yalnızca kazanmayı düşünüyor. Kazanmak için üretiyor. Ürettikçe kazanıyor. Kazandıkça yeni ürünler geliştiriyor ve bunca üretimi nasıl tükettirecek? Ha babam de babam, senin iştahını kabartmak için iştah açmak, salya akıtıcı ne kadar ses var, onca sesi çıkarıyor. Bu Batı'nın tabiat, batıdaki insanların tabiatından kaynaklanan değil, onların seçtikleri ve yaşam biçimi haline dönüştürdükleri kapitalist, liberal ve tahkim edici, sömürücü dünya görüşlerinden, düzenlerinden kaynaklanıyor. Yani işte Rabbena hep bana cı, Türkçe'de de var ya karşılığı, bu anlayışın ürünü bu. Yoksa böyle olmasın, tamam. Yani insanlar hep iyi peşinde koşsun. Hep yani iyi derken iyi peşinde koşmak suç değil de şunu demek istiyorum. De geçen sene bir buzdolabı aldın. Aman işte fazla çalıştım, kazandım. Bu sene onu atayım. İşte daha yenisini, yeni model 94 modeli alayım. Yok bilmem olacak iş değil yani. O neye benziyor? Bir bakıma hani bazı akıllı mı yarım akıllı mı artık neyse atın kafasından bir çubukla bir de demet ot bağlıyor. Ben görmüşüm bana bağladı. Siz de fukara at onu uzanacağım diye öyle yüklediği onca yükü git 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 bir türlü kilometrelerce yol gidiyor ama 70 santim önündeki ota ulaşamıyor. O haldeki atın durumu neyse işte bu batı medya vasıtaları aracılığı da gerçekten insanları o ata döndürüyor.
Atın bir tarafta bir 3-5 gün sonra, ay sonra kemikleri çıkmaya, ondan sonra da işte sıfır dibinde bastırma sucuk olmaya sevk ediliyor velhasıl. İnsanların da hali böyle oluyor. Aklı bir aman şunu alayım bunu, yok. Yani normal işte bir dolabı almışım, 25 sene kullanmışım ben. Bir buzdolabı ne var ki? Gayet güzel, bozulmuyor değil mi? Evet. İşte koyduğun şeyi kokutmuyor mu? Evet. Donacak yeri donduruyor, soğutacak yeri soğutuyor mu? Evet. Ne var? No frost değil de faux frost olsun yani. Buyur. Ne varmış yani? Gri değil de beyaz oluversin. Kayferengi değil de boz oluversin. Filan. Ne var yani? O kadar da önemli değil. Eğer eşya insan hayatında gerçekten mutlak önemi haiz olsaydı, o zaman yeryüzünde ne kadar arzu ettiği eşyaya ulaşabilme imkanına sahip zengin var, onlar silme mutlu olur. Bu imkandan mahrum olanlar da silme mutsuzluk denizinde oop SOS çekerdi. Öyle değil mi? Ama bakıyorsunuz adam meteli yok. Şurada çadırda kalıyor ya, şu havada çadırda kalıyor. Vallahi apartman sahibinden de mutlu, mağaza sahibinden de mutlu yani. Hiç umurunda değil anasını satayım. Akşam yemeğini buldum. Yarım ekmeğine biraz patates yahut bilmem ne. İşte o kadar bir bulgur pilavı. Yani şunu demek istiyorum, olmasın değil, onun da evi olsun, o da iyi giyinsin, o da yalın ayak gezmesin. Gezecekse de hani keyfi için gezsin, ıslak yerde değil de efendim kuru havada işte toprakla hemhal olmak için gezsin, tamam. Ama bunu elde edeceğim diye hayatının tümünü vermenin, yarış atı gibi sürekli o yarıştan o yarışa, o yarıştan o yarışa koştur koştur, sonuçta ne, çatlar ölür insan. Yani çatlamak için mi, çatlayarak ölmek için mi yarış kazanır, yarışa girer, girmeli ya da bir insan. Tabii Batı hesabına öyle geldiği için tröstleşme, kartelleşme söz konusu olduğu, sermaye daha az sayıda insan veya kurum elinde toplansın için onların yaşam tarzlarının sonucu bu. Bu yaşam tarzı Türkiye'ye resmen tepeden inme dayatılan bir yaşam tarzı olduğu için biz de ister istemez şasayı kaportayı eğiyoruz bu yani dayatmanın altında. Efendim? Aynı telgirin eşiğimiz olmasa bile. Doğru efendim, de işte buna karşı bir şeyler geliştireceksiniz. Mesela geliştirmeye çalışacaksınız. Bir karşı ideolojiyle, karşı olmak için değil. Zaten bizim öz ideolojimiz, dünya görüşümüz, yaşam biçimimiz olarak İslam'ı kişiliğimize yerleştirir. Toplumda da onun yerleşmesi, benimsenmesi için çalışır, uğraşır didinirsek, sonuçta onların dayatması, yani zorlayan kırılır, zorlanan değil. Yani biz güçlü oldukça bize bastıran düşünsün akıbetini. Sen sağlamsan ama sen çürüksen sen düşün oluyor o zaman. Tabii etkilemek için her şeyi yapıyorlar. Yani bıktım ulan o mu hayatın amacı yani, Allah'tan çok o mu diyorlar ya. Yetti be. Ama işte boyuna basıyor. Ne milyarlar, neler, ne trilyonlar harcanıyor ya Rabbi. Nedir nihayet bir avuç toz ya zıkım. Yani tamam işte birinden biriyle ya, biri o mu ya yıkasın, öbürü Ariyel'den, beriki bilmem. Tamam arkadaş da yani bu tabii bizim düzenimizde örneğin bütün üretim tanıtılır, tanıtılmalı, öyle düşünüyorum şahsen. Ama böyle her gün insanların beyni yıkanır gibi, Çin işkencesi gibi o hale geldi yani şimdi. Bunun hiçbir programı doğru dürüst, ne tartışmayı, ne filmi, ne diziyi, babam hiçbir şey seyrettirmiyorlar, zırt. Levent Kırca da yapıyor ya, ulan ağız tadıyla şu reklamlardan bir ihtilal yapamadık diye. İkide bir reklam iniyor. Hani gerçekten anlattığı boyutlarda hangi kanalı açsam böyle şaşırıp kalıyor insan. Yani reklam için kimse televizyon izlemiyor. Evet belki yeni bir şey çıkmış filan, bir göreyim tamam, o kadar. Ya yani bunlar için böyle televizyon medya araçları değil, olsa olsa mamul madde katalogları, resimli ve özelliklerini uzun uzun anlatılan mamul madde katalogları, renkli, resimli filan bastırılır. O imal eden firmaların şeyiyle, söyleyin, katkılarıyla, yani onların bedeli onlardan almak suretiyle telefon rehberi gibi tüketiciye arz edilir. Kim neyi merak ediyorsa alfabetik sırada, işte ev eşyaları, yok bilmem mobilya, cart cürt, işte ana kategorilerde o kadar. Ne öyle televizyonlarda filan, gazetelerde tabii. Hadi gazete neyse de yani televizyon daha bir böyle dayatıcı, böyle zap diye önüne çıkıyor yani, jandarma gibi hiç veya Doberman köpeği gibi. Hadi kurt. Halkın yani basit halk seviyesindeki algılama çok sakat, temelden sakat ve esassız, yani temeli yok. İşte benim kalbim temiz filan. Bu gibi kanaatlar, yanlış kanaatlar çok süratle yayılıyor ve
bataklık haline getiriyor çevreyi. Yani o kadar geniş alanları, ekim dikim, ziraat alanlarını işe yaramaz hale getiriyor ki ayağınızı basacak kuru yer neredeyse kalmıyor. Bunda insanların zaafı, kültür noksanlığı büyük rol oynadığı gibi bir de bu işte biliyor sanılan ya da sayılan, işte bu vaiz takımının, hoca takımının boyun altında kalsın onların. İkide bir ve ağırlıklı bir şekilde neydiğini de bilmedik herhalde. İşte asıl kalbin temiz olacak bilmem ne filan. Bir de bu sözlerini de yavanlıktan kurtarmak için biraz da yağlıyorlar. İşte bir kadın ömrü boyunca 40 yaşına kadar fahişelik yapmış ama bir gün bir kuyunun yanından geçerken o kuyunun kenarında işte susuzluktan dili dışarı çıkmış bir it görmüşmüş de işte onu nasıl sulayayım derken işte babucunu bir ipinen uşkuruyla kuyuya sallamış, babucuyla su çekmiş, iti sulamış ve cennete gitmiş gibi. Yani bakın kalbe filan, kalbe bakın kalbe, yani yürek okkası kaç bin altına filan sakadaçı da tövbe yarabbim. Tabi bu gibi şeyler çok kolay, çok yokuş aşağı böyle ya bu kadar merdiveni ineceğimize atlayıverelim düşüncesi var ya, atlayınca bir şey olmaz ha, hiç kimse ne binasına merdiven yapar mazraf yapıp ne de o merdivenleri kimse çıkar ya da iner, yapar mı? Yok, hemen atlayıverince içip iniverse bir tarafı kırılmasın. Böyle kolaylık gösteriliyor yani bu şekilde. Ondan sonra iş gelip düğümleniyor. Kalbim temiz mi? Her haltı karıştırabilirsin. Bitti. Bu kadar kolaylaşmışsa din esassız bir şekilde kolaylaştı. Aslı kolay. Doğru değil İslam. Ama onların esassız kolaylaştırmalarını kastederek söylüyorum. O zaman kimse işi ciddiye almıyor. Kalbin temizse sen ona bak. Yani ne başımın açıklığına bakın, kalbime bak. Ne kıçımın açıklığına bak, kalbime bak. Ne içki içtiğime bakıyorsun, kalbime bak. Yani hiçbir yerine bakma, kalbine bak. Hadi aç da bakalım kalbine, ne var? Höp küp 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 edip duruyor. Başka ne var kalbinde? Ne yazıyor? Ne anlayacağız kalbinden ki? Ha, dünya kadar adamın ameliyatlarla kalbi açılıyor, bakılıyor. Ne var? Kaslı, maslı, özel bir alet işte. Boyuna sıkılıp sıkılıp, yani bir taraftan çekiyor, bir taraftan basıyor. Başka ne? Herkesin kalbinde bu var. Yani ki sorarsan şey, omoyla yıkanmış yani benim kalbim temiz. Zemzem de döktün mü üstüne falan diyeceksin. Böyle şey olmaz yani. Çok boş, anlamsız şeyler bunlar ama üstünde durmak istemeyen insan yok ya olmaz filan. Gevşek tutuyor. Yani mesela birisi diyor ki ya duvarın çatlamış bir şey olursa bundan başına göçer. Yani biraz bir baktır filan. Yok ya bir şey olmaz. Ne zamana kadar? Ta ki dam başına göçene kadar bir şey olmuyor. Ve ondan sonra da zaten bir şey olmaya ihtiyaç olmuyor. Dam göçtükten sonra daha ne olsun ki üstüne? Üstüne bir şey olmasına da ihtiyaç yok. İnsanlar öyle. Yani öleceklerini biliyorlar. Hiç ölmedik bir insan görmüş de değiller. Yaşayıp duran yani kaç asırdan beri falan. Buna rağmen ölmeyecekmiş gibi yaşama hem de kıl ipliğiyle bağlanıyorlar. Esassız, yarın hesabını veremeyecekleri şeyler yaparak o yaşamı yaşamaya çalışıyorlar. Allah da Kur'an'da buna değinen birçok ifadelerde bulunuyor. Yani mesela işte onlar ateşin kendilerine değmeyeceklerini sanıyorlar. Hani Yahudilerin sözleri var ya, ateş bizi bir gün yakacak, ondan sonra niye bir gün yakıyor? Demek var. Oldu ki o bir gün ne kadar, nasıl bir gün, kaç saatlik bir gün acaba, bilginiz var mı? Ya insan katındaki günün en uzunu da en kısası da işte 24 saat ha. Gecesi uzun, gündüzü kısa. Gündüzü uzun, gecesi kısa da olsa toplamı 24 saat ama Allah katındaki gün çok farklı bir gün. Sana gün diyor diye hemen. Sonra 24 saat yanmaya dayanacağını söyleyen sen. Tut parmağını şu çakmağa ki kaç 180-100 santigrat derecedir çakmak ateşinin harareti değil mi? Bir gün değil efendim, bir dakika tut. Buyur. Bir dakikada rahatlıkla kuşbaşı olabilir efendim parmağınızın ucu. Değil mi? Hem de böyle yarı kanlı da değil. Yani iyi kanı da kurumuş, kuşbaşına döner. Bu kadarını yapabilmiş, yapan, yapayım diyen yok iken sen nasıl ben bir günlük ateşe dayanırım diye her bir şeyi yapmaya kalkıyorsan olacak iş değil. Aç ve ciddiye almamak, hayatı ciddiye almamak, yaşamı ciddiye almamanın kaçınılmaz sakim sonuçları bunlar. Onun için hayatı ciddiye almayanı da hayat ciddiye almaz yani hiç. Allah'ı ve onun emirlerini ciddiye almayanı da Allah ciddiye almaz. Bu iş karşılıklı yani. Öyle Allah'ın kuralları hakikaten bu dünyada da ahirette de farklı işlemiyor yani. Çok az şey değişecek. Burada ölüm var, orada ölüm yok mesela. Ama
burada ektiğini nasıl burada biçiyorsan, bu açıdan burada ektiğini orada biçeceksin. Yani biçimsiz ekim, ekimsiz biçim, ekilmeden biçmek yok. Evet, işte mesela diyebilir ki insan, ben filan yerden çayırmıştım, kendim ekmemiştim. Ama bir eken var yani, ya Allah tohumları rüzgarlarla ekiyor, bir şey yapıyor, ya başkası ekiyor, gidip sen oradan biçiyorsun. Her halükarda her biçilenin bir ekilmişi var. Çünkü ekilmemiş şey yeşerip biçilecek hale gelmez ki. Nasıl okumalı? Yani insanlar öğrenmek için malumumuz ya göz yolunu kullanıyorlar, yani bilenlerin yazdıklarını okumak suretiyle öğreniyorlar, ya da bilenleri dinlemek, yani kulak yoluyla öğreniyorlar. En yaygın ve en yoğun öğrenme araçları, algılama araçları bu iki organ. Okuma uzun uzun açıklamaya gerek yok, belli işte, kitap, dergi, gazete, bir makale, bir yazı, bir fıkra, bir karikatüre bakma bile en geniş, genel anlamıyla okumanın içinde kalan şeyler, içine giren şeyler. Nasıl okumalı derken veya bu başlık neyi anlatmak istiyor, onu açıklığa kavuşturmaya çalışır isek, bir insan niçin okur önce? Bilmediği bir şeyi öğrenmek için. Bilmediği her şeyi öğrenmeye de insanın isteği yoksa, bilmediği her şeyi okumak için de öğrenmez. Bilmek istediği fakat bilmediği bir şeyi daha doğru bir şekilde öğrenmeye yönelik olarak okur ya da okumak arzusu doğar. Öğrenme onun saikidir. Öğrenmek istemesinin sonucu ya okuyacak ya dinleyecektir. Ya bilenlerin yazdığını okuyacak, bildiğini sandıklarının, yahut da bildiğini sandıklarını dinleyecektir ki öğrenebilsin. Artı kendisi de çalışacaktır. Okurken nelere dikkat edilmeli şeklinde daha açık hale getirmek mümkün nasıl okumalı başlığını. Öncelikle insan neyi öğrenmek istiyor ise onu sınırlarıyla öğrenmek istediği şeyi iyi belirlemeli ve öğrenmek istediği şeye taalluk eden yazılı şeylerin dışına çıkmadan okumalı. Yalnızca onlar üzerinde okumasını, kıraatını yoğunlaştırmalı. Dikkatinin dağılmaması, anlayışının yaygınlaşıp bozulmaması açısından da bu dikkat teksifine, dikkat odaklaştırmasına zaruret vardır. Mesela İslam'ı öğrenmek isteyen bir insan adını koyar isek, elbette ki İslam'ın kaynağı sayılan şeyi, yani Kur'an'ı okumalıdır. Kur'an bizim, yani ana dili Türkçe olanların dediğine göre, Allah da onu anlaşılsın diye gönderdiğine göre anlayabileceği dilden yazılı olanı okumakla başlayacaktır. Yani bir kere anladığı dilden yazılmış işte meali veya Türkçesini okuyacaktır. Onu okurken dikkat edeceği şey o ana kadar kendinde gerek okuduğu şeye taalluk eden gerek başka hususlarla okudukça içinde rastlayacağı hususlara taalluk eden peşin kanaatlarından kendini uzak tutmaya çalışarak daha evvel o konularla ilgili duyduklarını filan esası olmayan ya da hakkında hiçbir bilgisi olmadığı, hücceti bulunmadığı halde duyduğu için bilgi olarak taşıdığı şeylerden soyutlanarak okumaya çalışacaktır ki Kur'an kendisini ona olduğu gibi haliyle, mevcut haliyle tanıtabilsin. O haliyle o kişinin kafasında tebellür etsin, billurlaşsın ve gerçek anlamını ona verebilsin, kişiye ulaştırabilsin. Bazı tutukluluklarla, tutuk hal ile Kur'an okumak, peşin fikirle Kur'an okumak elbette okunan Kur'an'ı anlamayı güçleştirir. Bir insan anlamak istediği şeyi kolaylaştırmayı düşünmesi gerektiği halde güçleştirici bir yol tutuyorsa bu akıllılık değildir. Bir okur, beş okur, 15 okusa bile yine de kolay kolay işin içinden çıkamaz. Hatta onda fazla aradığını da bulamayabilir. Çünkü ne aradığına, nasıl baktığına, neyi bulacağına, nasıl bulacağına bağlıdır bunlar. O bakımdan okurken insan mümkün mertebe peşin fikirle yaklaşmadan okunmaya ya da peşin fikri okuduğu şeyle karşı karşıya geldiğinde muhakeme yaparak okuduğu şeyi esas alıp ki nihayet Kur'an okuyordur. Diğer onunla ilgili daha evvel işittiği şeyleri ikinci plana itmek, kafasından kovmak suretiyle doğru bilgilerin sahibi olabilir. Kitap okurken dikkat edilecek şey, yazarın adı, genel olarak söylersek, yazarın adına önem vermeden insan kitap okumalıdır. Ya da okuduğu kitabın
Vakfın yazdıklarını önemseyerek okumalıdır. Filan adamın falan konuda çok isabetli, çok güzel, çok takdire şayan, anlattığı konuyu iyi anlatabilen bir yazısına rastlayabildiğimiz gibi, o denli akıllı bir adamın yapmasını mümkün görmeyeceğimiz yanlışlarla dolu başka bir yazısı yahut aynı yazının içerisinde yanlış hususlara da rastladığımız oluyor. Böyle olunca kişiyi baş tacı etmek veya kişiyi zemmedip ayaklar altına almak suretiyle bakmamak, yazdıklarına bakarak doğruları, doğru olanları, doğruluğa yakınlık taşıyanları, doğruluk vasfını üzerinde bulunduranlarına yakınlık göstermek, onlara sempati göstermek, öyle görmediğimiz yahut ters bulduğumuz şeyleri de düşünmek, muhakeme etmek, araştırıp teste tabi tutmak suretiyle doğru çıkarsa almak, çıkmazsa da onları dışarıda bırakmak suretiyle insan okumak durumundadır. Herhangi bir konuda daha detaylı bilgi edinmek, işin gerçeğine daha da yaklaşabilmek için mümkün mertebe alternatif okumalı insan, alternatifli okumalı. Yani karşıt görüşte de olsa başkalarının da aynı konuda dediklerini bilmeye çalışmalı, onların yazdıklarından haberdar olmalı ve hangi açıdan bakarak o sonuca ulaştıklarının muhakemesini yapmalı ki sonuçta insan bu muhakemeyi geliştirdikçe, kendindeki muhakemeyi geliştirdikçe görecektir ki kimden sadır olursa olsun, yani kim yazmış olursa olsun, yazılanların doğrusu, doğruları kendinde birikim olarak kalacak, eğri gördükleri, zayıf, delilsiz, mesnetsiz, dayanaksız buldukları da zihninde yer ayırmaya değer bulunmayacak ve atılacaktır. İşte bu şekilde insan neyi öğrenmek, neye taalluk eden şeyler öğrenmek istiyorsa o şeyin tabiatına uygun, o şeyin gerçeğini anlatan, aksettiren şeyler öğrenebilir. Dinlerken de buna dikkat etmek lazım. Bir kalite, bir cins şey kullanırsa insan o şeyin tiryakisi olabilir. Ama değişik şeyler, değişik fikirler dinlerse, değişik ağızlardan dinlerse, değişik bakış açılarına göre açıklamaları dinler veya okur, çok daha rahat muhakeme yapabilir, iyisini kötüsünden elemede daha beceri kazanabilir. İken aynı bakış açısıyla okuduğunuz, aynı bakış açısıyla mütalaa ettiğiniz tersini hiç hatırınıza getirmeden açıklığa kavuşmasını beklediğiniz hususlarda giderek insanda bağnazlık, düşüncede kireçlenme, durgunluk ve durağanlık hasıl olur. Bu da insanın kendini yenilemesini ve yeni tutmasını engelleyen faktörlerin başında gelir. Giderek de doğrulara ulaşmasını güçleştirir. Ulaştığı doğrularda da durgunluk ve paslanma, yosunlanma meydana getirir. Bunlara okurken dikkat etmekte yarar vardır. Yani filan adamın tefsiri nasıl yahut falan adamın tercümesi nasıl, işte hiç yanlış olmayan tercüme var mı yahut meal var mı gibi sorularla sık sık karşılaşıyoruz. Biz de karşılaşıyoruz. Bu gibi sorulara insan ne diyeceğini biraz güçlükle belirleyebiliyor. Çünkü bir insanın hangi meseleye el attıysa o meselede birbirinden şahan, birbirinden merdane sonuçlar ortaya çıkarabilmesi her zaman ve yaygın bir şekilde mümkün olmuyor. Bakıyorsunuz filan konuda çok açık, akıcı, insana itminan veren, kalbine itminan, aklını ikna eden düşünce sahibi bir insan bir yere geliyor, orada tıkandığını, orada söyledikleriyle Allah Allah bu adam gitmiş, başka adam gelmiş, sanki o satırları başka biri yazmış gibi düşündürtebiliyor insanı. İşte insanları okumaktan, insanların yazdıkları şeyleri okumaktan amaç, eğer o şeye taalluk eden doğrulara ulaşmak, o doğrulara kavuşmak ve onları sahiplenmek ise ki öyledir. Bunun için insan okur, tanımak için, bilmek için, hatta giderek kimisini de doğru bulduğundan benimsemek için, bunu yaparken herhalde kişiye bağlı kalmamak, eleştirel gözle bakmak, acabalı okumak, acabalı dinlemek, yani tersinden de düşünerek, o böyle anlatıyor konuyu ama bir de tersinden bakalım acaba doğru mu şeklinde yapılacak bir mütalaa, vakıf olunan, muttali olunan düşüncenin bir açıdan teste tabi tutulması manasına da geliyor. Evet, okunurken çok daha ince noktalar belki söylenebilir ama genel olarak kısa kesmek için bu kadar söyleyelim. Bunlara dikkat etmekte büyük fayda var. Ayrıca Kur'an nasıl anlaşılır başlığı altında konuşulabilecek birçok şey var. İşte Kur'an okunarak anlaşılır. Kur'an peygamberin hayatı bilinerek anlaşılır. Birinci derecede yine Kur'an'da anlattığına dikkat etmek suretiyle. Kur'an
o gün insanların yaşadığı tarih bilinerek, süreç bilinerek yaşanır. O günden evvelki o toplumun sahip olduğu kavramlar, komşu kabilelerin, komşu milletlerin, kavimlerin bir takım Kur'an'ın değindiği hususlardaki düşünceleri ve davranış biçimleri bilinmek suretiyle anlaşılabilir. Dolayısıyla bir şey içinde bulundurduğu diğer şeylere taalluk eden şeylerle ilgili bilgileri de edinerek ancak komple aydınlık getirilebilir ve gerçeğine uygun olarak öğrenilebilir. Kısaca nasıl okumalıyla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Soracağınız bir şey varsa duralım üstünde, yoksa geçeceğiz. Bir diğer başlık olarak bayanların tespit ettirdiği başlıklardan doğru düşünce metodu ana başlığı altında kısaca bu konuya değinmek istiyoruz. Düşünebilmek için, akledebilmek için, ki Türkçesi düşünmek, Arapçası da akletmek. Öncelikle neyin üzerinde akledecekseniz, neyi akletmenin sujesi, subjesi haline getirecekseniz, onu gerektiği gibi tanımaya yönelmeli. Her türlü peşin fikirden mücerret şekilde bakmalı ve eşyayı, olayı, kişiyi, herhangi bir düşüncede doğruluk, doğruluk vasfı düşünceye, düşüncenin taalluk ettiği şeyin tabiatına uygunluğu oranında yakıştırılabilen ve yakışan bir deyim. Eğri düşünce de düşüncenin taalluk ettiği şeye intibak nispeti uzak, onun gerçeklerinden uzak kalmış, ona intibak kabiliyeti az, hatta hiç olmayan, düşünce için kullanılan bir sıfat olarak karşımızda duruyor. Doğru düşünebilmek için düşüncenin konusunu teşkil eden şeyi her türlü peşin fikirden azade kabil olduğu kadar gerçeğine uygun şekilde anlamaya çalışmak, sağlıklı bir şekilde algılamaya çalışmak. Mesela bir insanın diyelim ki parmak uçlarında hissetme duyusu epeyce azalmış, felce uğramış filan. Mesela böyle bir insana şuna dokun ve bana sert mi yumuşak mı söyle diye intibaını edindiği sonucu bildirmesini söyleseniz, onun algılamasındaki eksiklikten dolayı o eksiklik onda sakat bir intiba bırakacak. Dokunduğu şeyin sert mi yumuşak mı olduğunu hissetmek için sinirlerin hassas ve çalışıyor olması gerekirken, onunki böyle olmadığından dolayı algılama noksanlığı size yanlış sonuç bildirmesine, lazım geldiği kadar sert olmadığı yahut yumuşak olmadığı gibi şeyler söylemesi sonucunu doğuracaktır. İşte edinilen bu bilgi, eşyanın tabiatına taalluk eden eksik bilgi olmasından dolayı bu bilgi üzerine bina edilecek muhakemenin sertliği veya yumuşaklığı ile ilgili düşüncenizin eksik olması, dolayısıyla bu eksik malzemenin kullanıldığı ya da kullanılacağı yapının da eksik olması kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Bunlardan kurtulmanın yolu sağlıklı algılamayı sağlamak, sağlıklı bir şekilde algılamaya dikkat etmektir, netleştirmektir. Görülen, dokunulan, ellenilen, koklanılan, hissedilen, işitilen şeyi netleştirmek. Kimi söz duyuyoruz, adam ne söylüyor, biz ne anlıyoruz? Mesela bize aynen o anda dalgınlığımızdan, şundan bundan, sağlıklı algılamama sonucu çok başka bir söz gibi geliyor. Allah Allah, sizin söylediğiniz, ben böyle anlamıştım diyorsunuz. Anladığınızı söyleyince o anlıyor ki hiç alakasız bir şey anlamışsınız. İşte test etmek suretiyle bunun doğruluğunu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Sağlamasını yapmaya başvurmak suretiyle bunun eğrisini, doğrusunu tespit edebiliyor ve eğriden uzaklaşarak doğruya yaklaşmaya yolunu tutuyorsunuz. İnsanın bir düşüncenin doğru şeye taalluk eden bir düşüncenin doğru olup olmadığı ancak ürün olarak şeye taalluk eden düşüncenin şeyin tabiatına intibakının test edilmesiyle ortaya çıkar. Bu yolu takip etme bir metottur. İşte bu metot insanları hep doğru üstünde bulundurur. Doğru en azından düşünsel düzeyde, amelen de yani davranışları itibariyle de doğru kanaatine sahip olduğu düşünceleri davranışa dönüştüren insan, aklıyla ikna olduğu, kalbiyle de tatmin olduğu düşünceleri davranışa dönüştüren insan, doğru üzerinde yalnız teorik olarak bulunmakla kalmaz, pratikte de
doğrunun, doğruyu yaşayan, doğruyu yaşayarak yaşatan, doğruyu yaşatarak başkalarına güzel örnekler veren insan haline geliyor. Herhangi bir şeyi mesela, birçok şeyin tabiatta, doğada, Kur'an'da örnekleri var, kıstasları var, belirlenmiş değişmez ölçüleri var. Misal olarak bakıyorsunuz, karşınıza bir şey çıkıyor. Birisi diyor ki işte filan adama cinler bir şey söylüyormuş da işte o ondan biliyormuş da gaybı da ondan anlatıyormuş da filan diye birisi bir soru soruyor mesela. Siz rahatlıkla cinlerle insanların bu türden ilişkileri bulunmadığını, şeytanın insanı aldatmasının söz konusu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü elinizde Kur'an'ı okuyan insan için, Kur'an'dan edindiği doğru kriterleri kullandığı için söylüyorum, elinizde sağlam verileriniz vardır. Örneğin kıyamet günü yaramaz işler yapan, yani Allah'ın haram ettiklerini yapan, emrettiği farzları terk eden insana Allah yaptın dediği zaman verdiği ilk cevabın yine Allah tekrar ediyor. Yani ahirette olacak bir olayı olmuş gibi anlatıyor bize. Böyle üslup kullandığı çok yer ve olay var.